YouTube'cum, uzun zamandır atamıyordum Sinan, biliyorum, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Gene peş peşe böyle üst üste atmaya çalışacağım. Yani şimdi söz vermeyeyim, 2-3 günde bir derim, yalan söylerim. Ama siz yayınlara gelin. Allah aşkına yayın, yani artık açıklamadaki kick linkinden yayınlara gelin hocam ya. Ya neler neler izliyoruz, yeni dosyalar, yeni programlar, yeni içerikler, Müge Anlılar, kısmetse olurlar, işte Kızılcık Şerbeti falan filan. Yayına muhakkak gelin 20.00'da, öptüm sizi canım benim, iyi seyirler. Ben anladım, Yaşamak evet. aşk olsun. Öyle diyordu annem. Annen de Evet, sen de Allah'ın belası adam. öyle söylüyordu. Götürme Tamam, hayır, şunu. senin Hamide'den beklediğin neydi yani? Sen şimdi çilekleri Yes, doğru. götürüyorsun. Abla, aleyna mi iyi ki varsın Fikrem mi? Madem kadın da seni sevmiş, Evet abla. niye kaçıyorsun o zaman? Kaçarım ben öyle şeylerden. Kaçarım. Ha, en son cıbıl cıplak oralar dedik değil mi? Anam bir çıktım çünkü cıbıl cıplak beni kovalıyor. En son oralar dedik chat. Ya sen amacın ne çocuğum? En son bu soruda kaldık aynen. En son bu soruda kaldık chat'cim. Ya senin amacın ne yani? Kaçarım ben öyle şeylerden. Hayır, senin derdin ne yani? Sen ne istiyorsun insanlardan? Ha, senin istediğin ne? Götürüyorsun çilekleri, ne istiyorsun? Ne istiyor abla? Yani yanlış anlamadı. Şimdi yani anlayan anladı. Detay vermek istemiyorum chat. Senin olduysa niye kaçıyorsun o zaman? Ne diyor ağzından? Ne koydu? Ne geveliyor ağzında? Dur. Hem kaçıyorsun. Niye kaçıyorsun o zaman? Ha, galiba yiyişmek istiyorum tarzında bir şey söyledi galiba chat. Niye kaçacağım? Niye kaçacağım? Sana sormak lazım. Gene vallahi billahi yani gerginlik yükleniyor gene ha. Kaçtım diyorsun. Gene gerginlik yükleniyor. Niye evden kaçtın o zaman? Evden gittim ben, evime geldim. Niye E kaçacağım niye ki? kaçıyorsun işte? Otursaydın o zaman evde, niye kaçıyorsun? Evet. Sinan, konuşsana! nasıl kaçacağımı şaşırdım diyorsun. Sinan, tamam. Ya arkadaşlar, bu 4 Ocak 2023 Çarşamba. Bu dosyanın final bölümünün hangi bölüm olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Kaçında bitiyor bu dosya? Hemen saçmaladığının farkında mısın? Daha kaç gün yani arkadaşlar sinir krizleri geçireceğiz, onu merak ediyorum şu anda. Niye saçmalayayım ki Müge Hanım? Sana sormak lazım. Her soruyu da bize soruyor. Niye kaçmayacağım ki? Şimdi madem kadın senin de... Niye çete akıtmayayım ki Müge Hanım? De ana... 10 Ocak mı? 8, 9, 8 Ocak galiba. Anlattığın gibi bir kadın niye o zaman evden nasıl kaçacağını bilmedi? Ben öyle Neyi sor? mesela ben öyle şey söyledim mi tabii evine geleceğini Hı? evine ne diyor oğlum? Neresini? geleceğim tabii ne diyeceğim ben onun yanında. Evine mi gireceğim? Peki bütün bu olaylar içinde, bu arada Hamide teyze hala tamam rahatsızmış ama hala gidip jandarma şikayetçi olmasını bekliyor. Ben Evet. Hamide teyzeye ve ailesine sesleniyorum. Bakın ben şimdi kendim de söyledim burada, Sayın Valimiz Merve Su, iyi ki varsın canım benim, hoş geldin. Da söyledim, bu kadar adam hakkında işlem yapılmış niye dışarıda diye, ama Arkadaşlar YouTube'dan, Instagram'dan gelenler hoş geldiniz canlarım benim. yani siz de şikayetlerinizi sonuna kadar götürmezseniz ne yapsın? E yani abla biliyorsun. E yani abla biliyorsun. Size jandarma. Evet. Siz şikayetçi olacaksınız ki jandarmanın bunu bir yerden tutturacak. Siz niye gidip olmuyorsunuz? Sizin kız kardeşiniz yok ortada. Bak bu adam abuk sabuk konuşuyor. Döndüğümde gene geleceğim diyor. Ha, ki yani dönecek köyüne doğal olarak. Bu böyle olmaz abla, bu böyle. Ondan korkayım, bundan korkayım. Bu manyaktan bile korkacaksak oho. Vallahi billahi. Öyle mi? Hamide Hanım'ın kızı. Ya bizim ekibe demiş ki bizim olayımız zaten eski de eskiden rahatsız ediyordu. Bunun eskisi mi kalmış? Eskiden mi rahatsız ediyordu? Kapatalım o zaman dosyayı, Hamide'nin kızı. Adam senin arana, Hamide'nin kızı, senin arana çilek götürüyormuş ya. Şurada Arkadaşlar, söyledik. ötesi mi var chat? Allah'ını seversen swap raporu gibi oldu Neyi burada. sor? Sinirlendim ya. Tamer, bu çok eski olay değil mi? Çok eski değil ya. Bir yıllık yani. Eski yani de bir yıllık. Deri Bana bile suç dokunmayan 4 Ocak 2023 işte, geçen sene. Lan bin yaşasın mantığından vazgeçin. O yılan hepimizi sokar. Sokar abla. Sokar, bir de öyle bir sokar ki. Bizim Detay vermek istemiyorum yani. zaten burada yıllardır işlediğimiz konularda onu görmüyor muyuz yani? Ya ben arkadaşlar, bu köy niye susuyor? Bahsediyorum ben, bu köy niye susuyor? Haseki 2. Sultan. Burada da aynı. Bak şimdi de geldi. Hani benim de başıma bela olmasın. Nasıl olsa bu ceza alsa 2 gün sonra çıkar, gelir başımıza bela olur. Zaten kinler bitip aman bulaşmayalım diye zayır zayır, bunu vallahi Neyi billahi sor? koyunlarını büyütmüşler resmen. Kaybolan da... Canım benim, çok teşekkür ederim. Çok da böyle yüksek dozda bir ilişki tavsiyesi, şey tavsiyesi, hayat tavsiyesi veremedim ama kusura bakma. En iyisi şöyle koltuğu biraz geri yatırayım. Sizin kız kardeşiniz. Evet. Yani bu kadarını anlatabilirim ama jandarma arıyor. Niye gidip şikayetçi olmuyorsunuz ayrı ayrı ya? Evet abla, biliyorsun. Adam bak yeni evi de biliyor. Yeni evinin kaç metre olduğunu da biliyor. Bilmem ne, sürekli gözlüyor. Peki Evet Peder Knot. benim, bak şimdi bu Hamide teyzeyle ilgili bunu anladık. Peki Arife teyze nasıl girdi bu olayların içine? He? Hayır, nasıl bir aşk üçgeni yani sen kafanda oluşturdun be, sığır karper peynir. Hamide ile tamam, siz bunlar böyle kendi kendine çilekler götürürken Arife teyze nereden girdi olaya? Nasıl da Ha. aile oldu? Ha mesela yani. Nasıl? Nasıl? Dala! Sana soruyor ya nasıl?
Şimdi sen Hamide'ye çilek götürüyorsun falan. Hı. Kaçıyorsun, ne diyorsun, bir şeyler anlatıyorsun ya. Tamam, o, Arife teyzeye de götürüyorsun. Karpes. Dünyanın içinde. Arife teyze nasıl girdi olayların içine? Ha, senin Hamide ile göya kendi kafanda, kendi oluşturduğun senaryoda göya Hamide ile bir ilişkin var. Yok, ben bununla eşim olmuyordu ki. Kimin? Ne diyor? Ben böyle eşim olmuyor. Ne? Bu bununla benim eşim olmuyordu. Arife teyze ile. Evet. Tamam, Hamide ile siz büyük aşk yaşıyorsun sen Hamide ile. Onu da anlamadım ama bir şey var. Var. Hayır. Senden. Hayır, dur, günün ilk hayırı geldi chat. Arife teyze nasıl girdi? Dün sana Tufan sordu ya, bizim aileye düşmanlığı nereden geldi dedi yani. Nereden sen Arife'ye taktın kafayı? Hamide Hanım başka bir yerde, Arife Hanım köyde. Arife Hanım nasıl girdi seni bu dünyanın içine? Ya bir insan Hamide diye biriyle aşk yaşar mı bir kere? Yani anasını satayım. Yani Hamideler yüz yüze kusura bakmasın da. Hani Hamide bir kere yani zaten anasını satayım. Böyle aşk yaşanacak bir isim değil Hamide. Mesaj atıyordum. Ne alakaysa benim teoride bilmiyorum da öyle yani öyle gibi geldi bana vallahi billahi yani. Hayır ama şimdi hem Hamide'ye hem Arife'ye mesaj atılmaz ki Hamide'ye atıyorsun. Arife'ye niye atmaya başladın? Evet, bu Kerimcan Durmaz yaptı bu arada. Gene boku yedik, gene başladı. Gene başladı chat. O zaman Nur Erdoğan demiş ki o zaman bu mantığa göre tabellerde kel oluyor. Bu mantıklı. Bu da bana şey ayıp takıyordu. Ben de buna ana avrat küfür ediyordum. Kime? Arife'ye. Sinan. Aziz Allah Celle Celaluhu. Arife'nin sana, Arife teyzenin sana oğlum. Evet, cuma geceniz mübarek olsun bu arada chat. Oğlum diyor, evladım diyor. İlk nasıl başladı? Hamide'ye niye mi mesaj atıyorsun dedi mesela. Evet. Hayır, ağızları durmuyordu. Ağızları mı? Sinancığım sen kaç yıl evvel, ne kadar zaman önce size mesaj atmaya başladı bu? Evet. Zaten Hamide'den sonra başladı. Bu 1-2 aylık mesele bizim de. Sizin son 1-2 aylık yani. Evet, evet, evet. Önce Hamide'ye atıyorsun. Önce değil, 1-2 aylık mesele. Ama Hamide teyze daha önceki mesele. Şimdi evet. Bu eşimin de... Evet Fikrem mi? Hamide bacısı olduğu için bak onlar hiçbir kıpıldama yok. Hamide'ye işte oğlum, evladım, senin yemsalın değil. Evet. Bu işlerden vazgeç. Evet. Çilek veriyorsan karşılığını versinler. Evet. Çilek alıyorsa. Evet. Bu sözlerle sen böyle mi dedin? Bunun savunuculuğunu mu yaptın? Evet. Başlıyorum mesajlar. Yani Arife sadece Sinan'a. Sadece eşim Hamide de duysun, işisi de duysun. Evet. Oğlu da. Yani aslında Arife teyze niye sen ablama böyle mesajlar evet, evet, atıyorsun evet. Dediği ya, için hayır, mi? Hayır Hamid, bu büyükleri, Hamide'ni de büyüğü bu. He. Şimdi oğlum ayıp değil mi? Bak yine siz bacılıksınız kardeş, bir anan da benim. Bunlar ananıysa bir anan da benim. Bir evladım da benim. Hamide teyzeyi diye patladı ki iş. Hamide teyze de mağdur. Hamide de mağdur. Biz seni evlat görüyoruz diyor. Bu şimdi ters bir şeyi ters aygılıyor. Hemen başlıyor mesajlara. Evet. Böyle mi dedi sana? Doğrusunda o... Hayır geliyor gene chat, hayır. Bir tane hayır, yarım bir hayır geldi, o da arkadaşlar 1,5 say. Güzel değil mi, öyle değil mi şey Sinan? Hayır. Öyle... Hayır, 2,5 arkadaşlar. Evet, evet. Niye takıldın? Buna niye takıldın? Sebebi ne? Mesaj neden atıyor. Ayıp ediyorsa? Demek ki Hamidi'yi savunmasa direkt ben Sinan şöylesin, Sinan böylesin. 2,5. Değil mi dedi? Dedi. Yes, doğru. Ne diyor? Geçişi opsiyonel. Durup dur. Geçişi. Yiğit karı. Dururken mi dedi? Dedi o ağzı durmuyordu. Hayır, dedi o ağzı mı durmuyor? Durup dururken. Ağzı durmayan. Ne oldu Sinan? Ana avratta küfürü yer. Sinan. Aa, bir de arkadaşlar yaptığını bir de güzel güzel savunuyor. Bir de yaptığını beni en çok sinir eden o zaten. Yaptığı bütün sapıklıkları gümbür gümbür özgüvenli bir şekilde savunması. Dedi o ağzı durmuyordu. Hayır. Öyle konuşan küfürü de yer. Durup dururken. Ağzı durmayan. Ne oldu Sinan? Ana avrat. Ağzı durmayan ana avrat küfürü de yer. Hatta küfürü yer. Sinan sus. Yer. Adam ol. Efendi ol, yola gel. Konuşturalım. Bu ne yaptı Arife teyze sana? Gene Almusta pazarda mı gördü, köyde mi gördü seni? Evet Almusta. İlk böyle mesaj atmadan önce sana kötü laf söylediği hangi? Almusta mı köyde mi? Almusta malzemesini okaraya çıkarttığım halde. Okarı dedi arkadaşlar, okarıya yani yukarıya, okarı evet. Bana ayıp takıyordu. Malzemesini yukarı çıkardım sana orospu çocuğu mu dedi, ne dedi? Şimdi beni küfür ettin mi? Tövbeler tövbesi. Çıkartma onu benim, elleme mi benim torbalarımı dedi. Çok özür dilerim chat, artık sinirlendim vallahi, bu Kerimcan Durmaz zaten. Ya ben arabaya kendi diyordu Sinan. Ama sinirlendim, ne yapayım arasını satayım ya. O karaya alak diyordu. Ha. Aşırı ucube ya, Tamer'in esosu. Eller sürekli böyle. Sürekli böyle eller. Bundan sonra neyse malzemesini alınca o karaya bana ayıp dahmaya başladı. Ne dedi? O karaya. Ne dedi? İşte sen niye böyle ya şey. Sesi gitti, gene küfür atı. Ayıp takıyor. Bir dakika. Neden buradan ben mi? De ana avrat küfür ediyordum. Neden? Ana avrat diye küfür ediyordun. Sallıyorsun sen, bir tarafından yazıyorsun şeyi, dana. Hamide'ye mi mesaj attın dedi sana? Öyle diyordu. Sen aslında normal torbalarını taşıyordun, aranız iyiydi. Evet abla. Evet iyiydi Allah aşkına. Sonra torbalarını getirdiğinde ellemeye Hamide'ye niye mesaj attın mı dedi. Evet. Tamam, sen de bunun üzerine ona da mı mesaj atmaya evet. başladın? Tamam, attın. Sonra Arife teyze kaybolmadan evet. kaç gün önce jandarmaya şikayetçi oldunuz? Bir 10 gün falan mı? 10-15 gün var, evet. 10-15 gün. Var evet. var 15 gün var çünkü çocuklarım İzmir'e çalışmaya gittiler. Evet. Hemen mesajların şeysinde dilekçeyi verdiler. Hı.
Hemen dilekçenin şeysiyle de hemen bu geldi. Çoğularım geri döndüler. Peki, evet şeysi. Hamide teyzenin jandarmaya şikayeti var mı Sinan'a? Valla onu bilemiyorum. İnşallah vardır diyeceğim de zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Şimdi biliyorum. Kimse de ne ekmezse bu sapığı hakikaten hiç şikayet etmemiş. O kadar da değil ya. Desem yalan konuşurum. Tamam. Zaten ama şikayeti olsa oldunuz. Bu haller olmaz. Ulan köyde herkes mi korktu anasını satayım ya? Siz şikayetçi oldunuz. Sonra şikayetçi olunca hani jandarmadan şikayetçisin ya. Evet abla. Her gün benim evime geliyorlar diye. Fikri abiler mi şikayetçi olduktan sonra jandarma senin evine geldi? Evet. Ne dediler sana jandarmalar? Dede bir ifadem var dedi. Hı. Evet. Ne hayırdır komutanım dedim. Ne hayırdır? Ne hayırdır komutanım? Ne yaptım? Bir atan mı oldu? Bir söylen dedim. Hı. Dedi söylen. Sinan korma dedi. Bir imzam var dedi. Karakola gelmen lazım dedi. Gidek komutanım dedim. Evet gidek. Dedim imzamı attım. Tamam gittiğinde dedi, sana Arife teyzeye neden mesaj atıyorsun diye sordular mı Arife Gökçe'ye? Söyledi. Sen dedin? Dedim bunlar da dedim bana karı dedim bana ayıp takıyor komutanım dedim. Ben... Karı olarak mı söyledin yoksa kadın bayan falan hanımefendi bayan dememişsindir inşallah. Ben de ondan attım. Karı daha mantık mesela karı daha iyi yani. Ben de ona küfür ediyorum dedim. Onun için attım ben ona dedim. Evet. Bu Hamide ile alakalı mı Arife ile alakalı mı? Biz ona söyleriz dedi. Söylediği halde yine bana mesela ayıp takıyordu. Evet karı. Ben yine küfür ediyorum. Ama sana nasıl ayıp takacak? Seni jandarmaya şikayet ediyorlar değil mi? Yani. Evet. Tamam. Senin gelip jandarma tamam diyor ben de onlara söyleyeceğim işte diyor. Yani. Aranızı düzeltmeye çalışıyor. Sonra sen Arife teyzeyi nerede gördün ki yine sana ayıp taktı? Evet. Hepsi 15 gün içinde. Almuslarda gittiğimde söylüyordu. Ama almuslarda bir ya da iki almus pazarı kalıyor. Evet abla mantık olarak yani her hafta bir pazar kuruluyorsa. Seni şikayet ettikten sonra. Evet. Sen yine mi seni şikayet ettikten sonra almusla gittin yine arabanın yanında evet. Arife teyzeye? Ben öyle yanına varmıyordum. Ben ötebellerimi almaya gidiyordum. Ben niye yanına... Ötebellerini tutayım seni. Şu elleri bir kere bir değiştir. Şu elleri şu kenetleme artık birbirine. Sırf şu ellerden dolayı bu gerizekalının tutuklanması gerekiyor. Aracan. Arabada... Öte belli. İlk geldiği günden belli. Köylü kızıyım. Karşılaşıyorsunuz ya minibüste. Evet. Abla. Seni şikayet ettiler. Seni şikayet ettikten sonra sen tekrar mı Arife teyzeyi gördün? Hayır. Ben ondan sonra daha görmedim. Görmediyse niye gene mesaj atıyorsun? Ben evde oturuyorum. Çardaklara gidiyorum. Ha. Evet. İşim olursa işime gidiyorum. Tamam Arife teyzeyi görmüyorsan niye? Bak 15 gün içinde oluyor her şey. Ha, o arada deride ne ara ayıp taktı sana? Ha? Ayıbına taktım. Neden gene mesaj atıyorsun? Ha? Bana şey deyince ben de onlara küfür ediyordum. Nerede? Yahu kardeşim sen sistematik olarak insanlara küfür mü ediyorsun şerefsiz? Ne dedi sana Arife teyze işte? Zaten sorum o. Sana Arife teyze ne dedi de tekrar mesaj attın? Ya gün yüzü görmüyordur bu inşallah chat şu anda ya. Şu anda inşallah gün yüzü görmüyordur bu ya. Ya almışlar da söylüyordu. Takacağım ayıbına ya. Demek ki sen bu son 15 gün içinde gene gördün Arife teyzeyi. Hayır görmedim. Neyse ellerinin kenedini bozdu dedi kenedini bozdu. Kenedi. Görmedinse niye o zaman attın tekrar mesaj? Ben eski mesajlar attım ben. Migo Hanım. Migo Hanım mı? Ne Migo'su lan? Migo ne lan? Ha? Bir ara verelim de. Verelim abla ara verelim de yani bunun vallahi arasına verelim en son küfür edeceğim ya. Kerimcan Nurmaz ne yaptı bu arada abla en son? Sen de içini döküyorsun. Ben anladım seni yani sen bunlara iyilik yapmak isterken anladığım kadarıyla senin kalbini kırmışlar. Başta Hamide teyze sonra Arife teyze değil mi? Evet. Abla farklı bir psikolojiden mi yürüyoruz abla şu anda? Ha? Evet. Kalbini kırdılar. Şu anda duygusallığına yürüyoruz. Acaba arkadaşlar Sinan ne burcudur? Sonra sen onlara bu mesajları attığını bilenler de var senin hani köyden. Sinan ne burcudur acaba? Bazıları var. Şimdi mesela bu Fikri abilerin düşmanı var mıydı başka köyde? Kim olacak ki? Ne bileyim bir Kim olacak ki? He? Sıla, Taber'in esosu, Hilal'el. Kim olacak ki? Yaren 91. Kavgaları, dövüşleri ben şimdi tanımıyorum. Onları burada gördüm. Mesela Fikri abiye düşmanlık besleyen Tufan'a, Tayfun'a. Diğer kardeşiniz adı neydi? Atakol mu? Atakol. Atakol. Atakol mu? Atakol şey değil miydi ya? Usta. Kola. Böyle düşmanlık besleyen birileri var mıydı? Hayır. Atakol o şey köyde birikmiş bok değil miydi ya Atakol? Neydi arkadaşlar o köyde birikmiş bokun ismi neydi ya? Köylerde, o tallalarda falan birikmiş bokun ismi Akkon. Akkon muydu? Migo Hanım kim olacak? Akkon'du değil mi arkadaşlar o köyde birikmiş bokun ismi? Neydi Atakol mu? Atakol. Tezek eyvallah da bunlar ne diyordu yani arkadaşlar? Atakol. Akkon mu Akkor mu öyle bir şeydi. Yes, doğru. Ne diyor? Durmadan hak ediyor küfrü diyor ya. O zaman neden Arife teyzeye özür mesajı atmış o gün? Böyle onu sordular galiba. Düşmanlık besleyen birileri var mıydı? Hayır. Attack on Titan. Migo Hanım kim? Levi Ackerman. Kim olacak? Evet. Sana gelip dert yanan ne bileyim işte arazime girmiştir bilmem ne olmuştur falan diye bir saniye. Beste! Libahermel! Hayır. Ben bir arazime... Hayır kaç oldu bu arada arkadaşlar? 5.5 falan oldu galiba. Bir 5.5'u var. Desene kim girecek onu? Peki senin bu attığın mesajları bilip sana böyle işte Sinan iyi yapıyorsun sana böyle yaptılar. Sen de yürü böyle mesaj at falan diye. Ya şimdi her köyün birikmiş bokunun ismi farklı. Tamer'in esosu. Siz de mesela başka bir şey diyorlardır. Hayır 6.5.
Yani Ali, ben sana nasıl hak verdim? Sana böyle köyden başka hak verenler oldu mu senin eşinden, dostundan? Hayır. Hayır. 7,5 arkadaşlar. Hayır. Bilen, ya Sinan bak işte hani diyorsun ya. 36,5'a kadar yolu var arkadaşlar. Mesela Mustafa dedi ki gelinim dedi, mesela bilmem ne dedi. Bak işte gelinin geldik, yok kayınpederin geldi falan gibi sana öyle şeyler konuşanlar oldu mu? Hayır. Hayır. 8,5. Dur, seriye mi aldı gerizekalı? Hayır. 9,5. Kaç oldu lan? Bak Fikri abi diyor ki, Fikri abi istiyorsan sen söyle. Senin biraz paraya da düşkünlüğün varmış çalışmayı sevmediğin için. Ben okuyor aşım tayakok. Çalışıp kazanıyorum. Ben Allah şükür kimseden bir kuruş değil, 1 milyon da istemem. 1 milyon ben isterim ya. Gerizekalılaşma oğlum, birazcık sen istersin ya. Hep terimine kazanırım. Terimine sen. Ama pek de çalışmak da istemiyorsun ya böyle. Niye çalışmayayım abla? Bunun zaten çok paraya ihtiyacı olan bir insan da değil sanki Usta Sinan ya. Chat, ha ne diyorsunuz? Düzenli bir işin yok. Düzenli bir işi olmasına gerek de yok. Zaten bir şekilde geçiniyor yani, kendine bakıyor. Böyle fakir bir hali yok yani. Niye? Yani 39 dakikada 40 dakikada bir arkadaşlar 1,5 ekmek yediğine göre ehmek. Elçi mesela biri değil Sinan, çalışır mısın diyor. Bak jandarma bile keşke çağırmış, bir odunlarını kesmeye gitmemişsin. Kime? Jandarmaya ne demek kime? Ebene! Neyse, sakin olacağım, bugün kendime söz verdim. Yok abla yetmiyor yani, söz veriyoruz da yani insanlar sözümüzü bozduruyor bize ya. Yani böyle sana mesela para teklif edip, ha? Tamam mı, gel Fikri de işte, Fikri de benim aramda bir sıkıntı var gel diyen. Fikri abi sen sor istersen, sen daha güzel soruyorsun, sor. Sor Fikri, o senin dilinden anlıyor, tipe bak, bombastik sayday, Allah belanı vermesin. Hayır! Sinan bak şöyle demek istiyorlar, benimle şöyle sakin sakin güzel güzel herkesin anlayacağı. Evet. Şimdi mesela sana biri çağırıp da Sinancığım, sen ne diyorsun da YMIA ile çalışıyorsun? 50, 100, 200 neyse bununla çalışıyorsun. Evet abla. Sana biz bir miktar para verelim. Ha. Fikri abilerin, Fikri'nin oraya, Fikri abiyi de boş ver. Evet. İşte Fikri abinin hanımı köyde mi? Fikri abi başka yerlerde çalışıyor mu? Evet. Bunları bize bir söylersen işte sana bir miktar para. Ne dip de çalışacaksın? İstihbarat gibi bunu mu kullanıyorlar diyorsun yani? Ne alaka ya? Kim buna niye para versin ki ya? Niye böyle bir insanlar olur çünkü. Kim olur? Kim olur? Bak bak. Mesela ben... Kim o? Kim oluyor ki Fikri mi? Kim o? Ne yapacaksın ki dahi? Çalışınca terimine para kazanır. Hayır hayır sana... Terine sıçayım. Ben yanlış anlıyorum. Böyle belki insanlar olur. Seni oraya çağırırlar o gün. Kim çağıracak bak, beni Fikri mi? Bir dakika, bir dakika. Kim çağıracak beni? Senin olayın içine gitmek için... Kim mi? Ne olay yapmışım da ben hayır, hayır, olaya gitmek için? Sen bir şey yapmadın Sinan'ım. Bak yanlış anlama. Seni ben bir şey yaptı demeyeyim. Bak güzel... Bir de huyuna gidiyoruz bu şerefsizin. Bir de huyuna gitmek zorunda kalıyoruz Çetkim ya. Bir de huyuna gitmek zorunda kalıyoruz ya. Ben laflayayım mı? Sen de güzel lafla. Senin olayın içine gitmek için... Çet, yarın da bu arada Müge Anlı Artı Muhteşem Mezun var biliyorsunuz abla. Birileri çağırır aynı şey ki burada görünmeni, senin haberin de olmaz. Evet. Sabit telefon gelir mesela. Sinan, para da vermesin. Fikrinin yanın oralarda bugün görünürsen teşekkür ederim en az. Paraya gıcıksın ya, şimdi gıcıksın ya. Paraya gıcık nasıl olur bir insan, bir kere paraya gıcık olduğu için tutuklayın bunu. Yarın acı boş geldin canım benim. Öyledir. Paraya gıcık olduğu için tutuklanmalı bu zaten ya. Lahana dolması, dilhum. Seni çağırır gelir. Fikrin yanın adrafında işte şunu mahnalı git. Çalıya gittim, moduna gittim. Neyse bunu mahnalı git gören olursa. Mahnalı, evet abla. Diye söyleyen telefonunda hani illa sen yaptın diye bir şey yok. Sen anca suç üstüne çekiyorsun. Ben yapmadım, ben yapmadım. Büyütmedin Fikrem mi? Hayır. Büyütmedin Fikrem mi? Çetem mi? Büyütmedin Fikrem mi? Ben kimseleri görmedim ben ki. Ya, ne yapabilirim bu garıya? Yok sen... Ya garıya Allah kahretsin. Dibine var ya şu şekil girip. Bak şu şekil dibine kadar girip. Şu ağza puh diye tüküresim var şu ağızla. Şu alt dudişle. Şu komple dolgun alt dudişle şunla. 777 marifesi hep çat diye tüküreceğim suratına en son ya. Yaptın demiyorum bak sen... Ne yaptın ki Fikrem mi? Cun istiyorum. Deli olacağım vallahi bile deli deli olacağım ya. Kime yaparım, kime bir şey edebilirim? İşte ha bunun çıkmasını istiyorsan... Mesela güzel seni oralara çağıran birileri telefonunda... Hayır. Yok. Sen kendini öyle değilsin. Anlattın. Sen bu işte yalnız değilsin oğlum. Hayır. Değilsin. Ben kimselere bir şey yapmadım. Sen başka bu bir şebeke. Sen de bu işin içindesin. Bana yalnız gibi geliyor ya. Bana tek başına bir sapık gibi geliyor ama. Hayır. Hayır değil, evet şimdi bak ben yine bana mesaj geldi. Orada diyor boşu boşuna diyor duruyorsunuz, boşu boşuna arıyorsunuz, bulamayacaksınız diye. Kim? Allah Allah, kim o? Ben geldi mesaj. Bilmiyorum yani numarasını yurt dışı numarası yapıyor. Allah Allah, hayırdır inşallah. Ben kimseden haberim biliyorsun yok. Sinan. Hayır. Bana bu adamların ismini ver Sinan. Ulan chat bir şey söyleyeceğim, öyle bir şey olabilir mi? Ha? Ne istiyor? Fatma Zelim'e iki varsın canım benim. 9 Ocak'ta son Sinan bölümü. 9 Ocak mı? Ve daha 5 gün daha var yani. Ben kimseyi görmedim. Kimse de bana böyle bir şey yaptıramaz. Arkadaşlar olabilir mi öyle bir şey? Ha? Ben kime ben ne... 12,5 mu oldu bu arada? 12,5 mu oldu? İşime bakarım, gücüme bakarım. Senin işin gücün sapıklık. Tövbe estağfurullah. Allah'ım tövbe estağfurullah ama haklı. Tövbe estağfurullah Allah'ım ama haklı. Ki kime ben ne... Senin işin gücün sapıklık hakikaten şerefsiz. Doğru söylüyor. İşime bakarım, gücüme bakarım. Senin işin gücün sapıklık.
Tövbe estağfurullah ama haklı. Haklı. Sen işin gücün yok. Ne, nasıl? Vallahi ya Caz Şüheda o yazı tipini nasıl yaptın öyle ya? Kalın italik. Sapıklık. Maşasın oğlum sen maşa maşa. Çünkü belli olmuyor chat, öyle bir sürü sapıklıklar var biliyorsunuz arkadaşlar. Dünya üzerinde bir sürü sapıklıklar var. Zeynep Pişko iyi ki varsın canım benim, kokulu öpücük taktım. Allah kesene bereket versin. Böyle Allah dur geliyor. Dur geliyor. Yılmaz atla. Yılmaz atla. Allah chat ortalık karıştı. Allah kahretmesin. Çok saniyelik bir şey oldu orada. Çok saniyelik bir şey oldu orada. Allah kahretmesin. Yakışıklı yılan. Yakala. Yakala chat. Yakala chat. Kaçıyor. Surata bak. Surata bak. Yakala chat. Allah belanı vermesin senin. Allah seni kahretmesin. Rezil. Rezil köpek. Pislik. Pislik vermüzü. Üzülüyorum kayıplarım sayıp içinden aşk. Allah'ın belası rezil, aklı çıktı gerizekalının. Suratı gördünüz mü chat? Yakaladınız mı chat? He Matilda Paul? Yakaladınız mı Ayşe Çalışkan? Bu arada arkadaşlar sigaralara bırakıldı değil mi? Maşasın oğlum sen maşa maşa. Sigara bırakma challenge yapmıştık tisigarko tayfa olarak, bırakıldı mı? Kendini yaktır. Dur geliyor bak şimdi bak. Bak kaçıcı gördüm, kaçtı direkt. Maşasın oğlum sen maşa maşa. Küfür etti galiba, bizi tufana küfür etti galiba. Beysa abi acil seç evet mi hayır mı? Niye diye sorma, hayat Mehmet meselesi. Hayır. Kendini yak. Hayır. Kaçıyor. Kaçıyor. Baba baba kaçıyor kaçıyor. Bak. Başımızdan başımız belaya gideceğim, tutuklayacak. Ah figremim benim, ah yaşlı başlı adam vallahi billahi. Ne bekliyor? Biz şey arıyoruz. Şevki abi ne diyorsun bu işe Şevki abi? Vallahi iyi hissetmiyorum ya. En son herkes duracak, Şevki abi çoraplarıyla sıvayacak ya. Vallahi ver müziği, kafayı yiyeceğim ya. Yemin ederim ver müziği ya. Üzülüyorum kayıplarım sayı. Vallahi olacak iş değil ya. Bir de çat diye oturdu oraya, tipe bak. Bırak. Paçasına iş edeyim. Bekliyorsa tamam, o zaman bir de kan edelim ya. Nasıl kanun? Nasıl adalet? Ya? Ben adalete sığınıyım. O zaman Uda öyle demeyecek. Uda o zaman öyle demeyecek. Sen ilk gün geldiğinde beni aradı Mustafa ile Kadir. Herife bir de küfür etti ha Tufan'a. De götürdüler oraya derken işte ha. Bu anlatılanı söylemedin mi zaten? Hayır. Nasıl? Hayır diyor. Hala hayır diyor. Kaç oldu chat? Hayır. Hayır. Söylemedin mi? Kadir hadi gel gece sabaha karşı Arife'yi kaldıralım dedi. Hayır. Evet. Hadi gel gidelim. Arife'ye gidelim seninle istersen. Şey, gittin ya. Geldi arabaya attı demedin mi? Hayır. Dedin. Deme. Ne diyor? Abi yayınlar konudan bağımsız. Acil bahar izlememiz gerekiyor. İzleyeceğiz canım. Dedim. Sen dedin Sinan. Hayır. Sen dedin. İzleyeceğiz. Ramazan'ın birinci günü başlayacağız arkadaşlar bahar dizisini. Evet. Burada kayıtlarda var. Hayır. Onlar beni... Hala hayır diyor. Kaç oldu chat? Kombo yaptı. Aldılar götürdüler. Birisi başına vurdu. Öbürü arabasını aldı getirdi. Birlikte hayır. Götürdüler. Beni... Hayır diyor. Peş peşe hayır geliyor. Bir de orada bıraktılar. Hayır öyle bir şey yok. Bilmiyorum dedi. Öyle... Kaç oldu kaç oldu? Şey, niye yalan söyledin? Söyledi. Yalan? Neden niye yalan söylüyorsun o zaman? Ben işime gücüme bakarım. Ne bana ne? O zaman şimdi niye doğru söylediğine inanalım biz? Sen şimdi niye yalan hangisi yalan hangisi doğru senin söylediğine? Evet. O zaman senin çalı toplamaya gittiğin de yalan. Niye yalanmış? Yalan. Niye yalanmış? Sana sormak lazım. Dangoz. Madem Kadir'le Mustafa'nın geldiği yalansa çalı topla. Bugün de hayırdan soğuduk çok şükür. Hiç sorma ya. Ama gittiğin de yalan o zaman. Niye yalanmış? Gittim yalan çünkü ben. Zaten çalı toplamaya. Evet arkadaşlar, chat'te herkes aynı yazı tipinde yazarsa daha iyi olur ya. Vaktin yok. O nasıl yaptınız onu bilmiyorum da kalın italik. Niye yoğun? Herkes aynı yazsın ya. Yok. Var. Yok. Dün tahtada gösterdim. Melik İran'ın şey anlatacak. Gittim az bir şey çalımı topladım. Çalımı yok. Var. Hayır sayar 5 lira 60 error verdim demiş. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Yok lan yok. Melik İran'ın şey anlatacak. Gittim az bir şey çalımı topladım. Çalımı yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi? Yok bak beni sinirlendin mi? Yok. Tamam sinirlen. Sinirlen. Abi bir de atar yapıyor. Bir de atar yapıyor. Bacan. Yok çalı falan Allah Allah. Bir tutuyor aradık. Nerede? Var. Ne isterseydin ne o zaman. Ne yapacaksın ki? Bir de atar yapıyor. Abi az önce abim kahve yap dedin. Sen hayır dedin diye ona hayır dedim. Dövdü beni. Geçmiş olsun. Sinirlen. Sinirlen. Geçmiş olsun gülüm. Sinirlen. Ne yok çalı falan Allah Allah. Bir tutuyor aradık. Nerede? Beysanoğlu abisinin arasında dönen muhabbet. Ne? Sinirlen ne yapacaksın? Var. Gösterseydin ne o zaman. Ne yapacaksın ki? Ne nasıl yapacağım? Topladıysan gösterseydin o zaman. Yok çalı falan. Var. Ya şunu dövsün biri ya. Allah aşkına chatten beri şunu şu şekil. Şöyle geriye yatıp dövsün ya şöyle. Şöyle dövsün chat ya. Vallahi mancınık gibi kalkıp şöyle yumruk atsın kafa atsın ya. Varsa neredeydi? Nerede lan çalı tallada? Var. Vallahi deli olacağım ya. En gergin bölümlerinden birini yaşıyorum ya. Varsaydı gösterseydin ya. Abi yok bu böyle elleri uzat chat ya. Elleri uzat bu böyle olmaz ya. Eller kaynasın chat. Yakala chat. Yakala chat. Kokulu öpücük chat. Kokulu öpücük mecbur abla biliyorsun ya. Vallahi billahi ya.
Biraz gevşememiz lazım ya. Biraz gevşememiz lazım ya. Gösterebileceğim bir çalı yok çünkü. Toplamamışsın. Vay abi, Şevko abi bile slaylıyor ya. Hayır yok, var hayır. Bir ne tek bir çalı. Nazlı pısi. Bağırsaydı gösterseydin ya. Gösterebileceği bir tane swap raporu yok çünkü. Gösterebileceğim bir çalı yok çünkü. Bir çalı yok çünkü. Allah'ın belası çalı çapkını. Toplamamışsın. Bir ne tek bir çalı bile yok orada. Yok. Yok. Yankılı. Var yok, var yok, var yok. Yok. Var yok, var yok, var yok. Hayırdır ya? Şu Heda, Daydreams. Bağırsaydı gösterseydin. He. 500 tane komando dolandı orada be. Nerede, nerede çalı, nerede? Adamı sinirlendirme. He. Bir dakika, hayırdır, bir dakika, ne oluyor lan? Zeynep İşko? 500 tane komando dolandı orada be. Nerede, nerede çalı, nerede? Adamı sinirlendirme. He. Allah 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 Allah. Şaka mı lan bu, ciddi mi lan bu şu anda? Burada burada, Zerenim. Bundan sonra yayınlar burada, Kick'te. Bak chat, bak chat. Adamı sinirlendirme. Bu hayırdır lan? Bu hayırdır iyice vallahi billahi. Kör cahil cesareti. Abi tam yemek yiyordum. Gülüm, yemek bittikten sonra sen ayıktır beni. Jack. Şu saniye Yemek bittikten sonra sıkacağım sana. Komando dolandı orada be. Nerede? Nerede çalı? Nerede? Adamı sinirlendirme. He. Adamı sinirlendirme chat. Sen beni sinirlendirme. Tamam, bu geçen de diyordun beyninden kan getireceğim diyordun. Bir de atar yapıyor. Geçen dedim şey, geçen kan getireceğim diyordun. Babama hareketlere bak. Sinirlendirme. Tamam, bu geçen de diyordun beyninden kan getireceğim diyordun. Gerizekalı, onu da kadına da kim tuttu? Kadına da kim tuttu gerizekalı? Eğer birisi bana sapıkça mesaj getirirse kafasını kırarım dedi kadın haklı olarak. Hadi. O kadın da bence o yüzden çıktı da işte gücü yetmedi sana. Hayır. Sen o gün o kadın evine gittin. Ben mesaj attım, başka bir şey etmedi. Müge Hanım yok mu şurada? O size yollanılan çiçekler var ya. Onların vazosunu fırlat şunun kafasına ya. Attıktan sonra da evlerinin önüne gidiyorsun. Hayır. Bak. Çıkar şu güvenlikçi yılması falan, dışarı çıkar, hep beraber bir dövelim şunu seyircilerle birlikte falan. Yeter ya, bu böyle olmaz ya. Biliyorsun nereye taş... Kafasından kan getireceğim diyor, kan getireceğim diyor chat ya. Taşındılar, ne yaptılar, 100 metre öteye bilmem neye. Hayır. Bak, hiçbir konuşulanı da unutmuyor. Sen benim konuştuğumu unutmuyorsun da kendin o zaman Kadir'le Mustafa için söylediğini neden unutuyorsun? Unutmaz. Kindar. Kindar sürpriz. Şerefsiz. He? Unutur mu? İşine gelmeyenleri unutmuyor. Sana da mesela... Dur, ne diyor? Sana da ayıptan... Ne konuşuluyor oğlum? Bu böyle olmaz anasını satayım ya. Şevka abi, sen döv şunu ya. Bu nasıl bir şey ya? Adamı sinirlendim. Ne konuşuyorsun? 10 dakikadır sesi duyamıyoruz. Şevkü'nün meleği. Enişte bunu içeride dövmüş ya da dövdürmüş. Çetre. İnşallah olması gereken o. Bu ne chat? 10 dakikadır, 15 dakikadır sesi duyamıyoruz. Kim bilir ne konuşuyorlar orada? Kim bilir 10 dakika neyse. Kadın artık kendi boğazını sıkıyor. Kendi boğazını sıkıyor kadın artık. Tamam. Yani gerçekten. Ne istiyor? Ne diyor? Sinan, insanı yoruyorsun. Bitirdi bizi ya. Sen konuşulan her şeyi hatırlıyorsun kardeşim. Sen önce kendi konuştuğunu hatırla. Sen kendin anlattın, geldiler beni çağırdılar. Hayır. Ben de sana söylüyorum, seni kullanan birisi var mı? Hayır. Ben evdeydim. Kim evde? Bana evden? Sana ne evdeysen? Kim evde? Ben evden. Evine sıçayım. Niye atıyorsun adamın karısını? Niye arıyorsun? Bahaneymiş evden. Ben zaten mesaj attım, atmadım dev. Niye atıyorsun? Ayıp takıyorlardı, rahat duracaklar. Ayıp takıyor, niye takıyor? Bir şeyi taktı, yok. Sen zaten ayıp takılası bir insansın. Zaten takılacak. Sana mı takılacak? Bana mı takılacak? Sana takılacak. Sen ya kendini yakacaksın oğlum. Yakacaksın bak. Chat, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, çok net bir şey söyleyeceğim. Adamı sinirlendirme. Yakacaksın. Sinirlendim artık, yeter ya. Çok his yanacaksın sen. Seni yakacaklar da senin haberin yok. Sen yandın bile oğlum. Sen yandın. Senin hayatın kaydı bile oğlum. Sana ayıbın kralını içeride takacaklar. Sen bekle. Ha? Adamı sinirlendirme. Haberin yok. Haberin, sen gidiyorsun. Elden gittin de seni kullanıyorlar. Bunun işte bir aklın... Abi elinde kına mı var? Yok lan, ne alaka? Nereden gördün? Başına gelse de beni şunlar bu hale... Kınayı yakmışlar Tamer'e, adamı sakında sinirlendirme. Gidiyor. Ne olursunuz ya, yardımlarınızı bekliyorum deyip feryat edecek yerde... Evet. Hala tersine. Öyle bir şey yapmadım ben. Yapmadım. Bu adamı sövüyor galiba. Manyak oğlum, manyak. Sen ne yapıyorsun ya? Bak, gene dalacaklar ha. Bak. Bak. Adama galiba küfür ediyor gerizekalı. Bak. Bak. Ne yapıyor? İyi mi? Ama zaten kimseye bir şey yapamıyor ki. İstediği küfür etsin. Ha. Zaten delikanlı olsa küfür etmen ki. Abla şu anda var ya, yani Müge abla, anladım onu. Öfke gülüşü o artık. Artık öfke gülüşü. Yapamıyor ki. İstediği küfür etsin. Ha. Şevko abiden şöyle bir ses çıktı. Ha.
Bak Şevki abiden Minecraft'taki şeyler gibi oradaki şeyler gibi ses çıktı ha. Aa. This door. Aa. Tamer abiye donate atmak için anneme yalvarırken girdim şey. Zeynep Pişko iyi ki varsın gülüm benim. Zaten kimseye bir şey yapamıyor ki, istediği küfür etsin. Ha. Aa. Opsiyonel. Ha. Ha. Zaten. Aa. Ne olursa küfür etmen ki. Zaten öyle birisi küfür etmez ki. Yani küfür etmenin altında yatan tabii çok psikolojik nedenler var yani. Evet. Bence her küfür eden bunu bir oturup düşünmeli yani. İşte anca senin lafında var. Başka bir şey yok ki. Anca küfür ediyorsun. Anca küfür ediyorsun. Anca sen el alemin karısına, karısına da değil, anası yaşındaki insanlara anca böyle küfür edersin sen. Başka küfür bir şey edince yok. Üstün mü olduğunu düşünüyorsun? Nasıl? Küfür edin. Dur Şevki abi sana da takacak şimdi kafayı. Sana kafayı takarsa bizi karşısında bulur. C. Bak Rahmi amucayı bir şekilde gerçekten böyle kendi içimde hani şey yapamıyor. Rahmi amuca nasıl olsa kendini savunur diye. Seni karşısına alırsa, seni kendine düşman bellerse bizi karşısında bulur söyleyeyim. Yeosong'a aşığım Beonggyu Tayakok. Bunlardan daha üstün bir duruma mı geldiğini düşünüyorsun? Düşünsel otokamı iki varsın gülüm benim. Nasıl? Küfür edince onlardan daha üstün bir duruma mı geldiğini düşünüyorsun? Düşünürüm. Ayıp takmayacak. Ama gelmiyorsun. Neyiz doğru? Ama gelmiyorsun. Sen her türlü rezilsin. Vallahi billahi. Nehir işkomu iyi ki varsın. Takmayacak. Ayıp takmayacak. Ama sen her türlü rezilsin abla. Ayıp kendi başlı başına bir ayıpsın. Başlı başına bir ayıpsın. Evet. Niye? Toplumda başlı başına bir ayıpsın. Alkış, alkış, alkış. Bu sonuna kadar alkış. Eri sana Tufan, vallahi eri sana. Semra'cığım hoş geldin. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Semra abla. Semra kim abla? Bir saattir de Sinan'ı izliyorsun. Evet. Sen de mi bu Sinan mağdurlarından mısın? Sinan mağdurlarından mısın Semra abla? Dikçe de daha kesinleşti, netleşti kafamda bu kişi olduğuna dair. Zaten insan unutmaz ki Semra abla. Ne yaptı sana, ne yaptı abla biliyorsun? Ben bundan 3,5 yıl önce belediye otobüsünde yolculuk yapıyordum herhangi, karşıdan geçiyordum. Ama nereden geldiğimi kesin olarak hatırlamıyorum. Evet abla. Bu beyefendi beni arka koltukta, en arka koltukta, solumda durarak sürekli bir poşet sesi gelmeye başladı kulağıma. Poşet? Neyi poşet? Neyi hışırdattın lan? He? Şerefine sıçtım. Neyi hışırdattın orada şerefsiz? İlgimi çekmiyor. Ben oyun oynuyorum telefonumda yani. İlgimi dışarıya bakmam. Gideceğim hedefe bakarım sadece. Evet abla sen Farmville'desin o sıra. Sonra baktım otobüs durunca durakta ses yoğunlaştı. Bakınca uygunsuz bir harekette onu gördü. Daha da hışır diyor. Ne yapıyordun Allah belanı vermesin. Bu Kerimcan Durmaz ne yaptı en son? Ve ayağı diklenince hemen duraktan aşağıya indi. Ben panik olarak kalktım yani ayağa. O inince ben de artık sustum yani. Hani bu kadın niye bağırıyor diye. Yes, dur. Dur bir dakika. Az önce beni dövdü diye bunu abimin kartına atıyorum. Yine dövebilir riskli. Mükemmel bir abi kardeş ilişkisi. Semra abla? Toplum içinde. Ee? Bir hafta ben hasta oldum düşünceden. Biz nerede yaşıyoruz? Kimlerle yaşıyoruz? Kimlerle hani yolculuk yapıyoruz? Biz toplu araçlara binen insanlarız. Yani bu sinek olabilir, mide bulandırıyor. O an benim midemi bulandırdı ama bizim çocuklarımız toplu taşıtlarda hep gidiyor. Hastalığa yazdım sana ama bakmadın. Akıl hastanesinde bile seni izliyordum. İyi ki varsın. Nehir işkomu iyi ki varsın canım benim. Bulandırıyor o an benim. Ben yazdıklarınıza bakıyorum aslında bazen göremeyebiliyorum arkadaşlar. Canım benim iyi ki varsın. Midemi bulandırdı ama bizim çocuklarımız toplu taşıtlarda hep gidiyor. O yüzden bugün buradayım. Bu yani beyefendi diyemem böyle bir insana. Bu beyefendi buna herif de demeyeceksin. Buna abla iki yani iki harf. Oç. Yani, ne diyeceğimizi şaşırıyoruz zaten. Evet, bunu... Abla bunu yani oç diyeceksin abla ne diyeceksin? Zaten kendi kızlarımla paylaşmıştım ben. Benim kızım benim konuştuğumdan dahi yazı yazmıştı. Evet. O şeyle bu tarafa buraya geldiğimi hiç düşünmezdim yani. Evet. Şimdi şerefin yoksunu. Asosyal otakın bir kişiye abonelik verdi. Kime denk geldiniz hayırlı olsun. Canım benim çok teşekkür ederim. Kime gitti lan abonelik? Dur bakayım kim? Mio'yu seçtim Sıla'cığım hayırlı olsun taktım benim Sıla abone oldu. Asosyal otakım iki varsın bebeğim benim. Bu konuyla ilgili. Evet abla. Bu konuyla ilgili. O şeyle bu tarafa buraya geldiğimi hiç düşünmezdim yani. Evet. Bu konuyla ilgili. Bu şerefin yoksulu karakterin kahpesi birazdan şey diyecek. Ben bu kadını tanımıyorum ki. Bu konuyla ilgili. Evet. Öyle diyecek birazdan öyle diyecek. Ki biz niye saklıyoruz? Evet aynen bu konuyla ilgili buraya geleceğimi hiç düşünmedim. Evet. Senin ama böyle kişilerin toplumun içinden ayıtlanması lazım. This door. Yani Erko. Zeynep Şiko bir iki varsın. Senin toplu. Buna da Erko Merko böyle şeyler denmez arkadaşlar. Bu başka bir seviye ya. Yapmaması lazım toplu yani. Toplu taşıma araçlarında. Bugün de bugün. Başka bir seviye yani bunu öyle yorumlayamayız ya. Bugün de bu konuşma ya. Hakkını bu kadar verilmemesi gerekiyor. Bu hakikaten biz daha 9 Ocak bunun son günüymüş. Daha 5 bölüm boyunca bunu mu çekeceğiz abla? Topluma. Cekçi bir iki varsın geçmiş olsun. Afiyet olsun taktım benim geçmiş olsun diyorum. Uzat bakayım elini.
Arkadaşlar siz de bir daha uzatın. İyice gerilmeye başladık. Yakala chat. Yakala chat. Yakala chat. Evet, devam abla. Kazandırılmış bir Müge Hanım'ı asla asla senin gibi bir şahıs konuşamaz. Bu şekilde. Bravo, bravo, bravo. Yes, dur. Bebek kokuyor. Lehirişko. Bravo. Mis koktu. Vallahi harbiden var ya, Sudem'le ekip burası da mis koktu ha. Ben çok severim, biliyor musunuz arkadaşlar? Gül kokusunu sever misiniz? Gül şeyi. Aba. Asla. Bak şerefsize bak, bak şerefsize bak. Neresi bir de? Bak şerefsiz, bir de öyle şerefsiz. Bir de öyle şerefsiz bir de. Namustan bahsediyor. Bir de öyle şerefsiz bir de. Namus kavramın senin nasıl bilemiyorum. Psikopat. Joker gibi anasını satayım, Joker gibi. Ama senin bütün namuslara bakıyorsun ama. Namus. Psikopat lan bu. Bir insan kimsenin namusuna bakmaz. Evet. Bunun bravo. Kadını da yok, erkeği de yok. Bravo. Bravo abla, vallahi çok güzel gerçekten, kamu spotu konuşmalar yapıyorsun ya. Sen böyle bir kişiliksiz bir insansın. Şerefsiz. Halen anlayamıyorum Müge Hanım, bu insanı neden burada yedirip içiriyoruz anlamıyorum. Narkoları savunduracak. Ya bu başka bir seviye arkadaşlar, bunu yani öyle şey, bu psikopat yani. Anlamıyorum. Yani. Ben de anlayamıyorum. Hiç anlayamadım. Ben de anlayamadım. Bence. Ben de anlayamadım chat. Vallahi ben de anlayamadım. Bunu en kısa zamanda ya tımarhaneye götürüp atsınlar böyle bir kişiyi. Atsınlar bunu bir yere, atsınlar da nereye yani bunu. Yani mezara atsınlar artık chat ya. Toplumdan arındırsınlar. Bu böyle olmaz. Bunun içeride olması bile beni tedirgin eder mesela. Ya da. Bunun yaşadığını bilmek beni tedirgin eder mesela. Bir şeye alsınlar. Cezaevine alsınlar. Kendisi tek başına kalacak bir yerde. Zeynep İşko. Tamam canım benim, bekliyoruz. Zeynep İşko'm canım benim. Yani insanları hiç görmeyecek. Yani bunu öldürseler. Tabii tabii. Mimizim. Elleri kana bulanır, buna değmez. Mide bulandırıyoruz. Yok abla, insanlar da öyle düşünüyor zaten. Öldürsek kendi başımıza bela, içeri gireceğiz. Neyiz doğru? Öldürmesek, millete anlatsak bizim başımıza iş kalır diye korkmuşlar. Beyefendi. Ben hiç anlayamadım. Aybük. Kesene bereketi gülüm. Yani öyle bir yerde kısıtlanması lazım. Yani onu tımarhaneye atmak tımarhanedekilere haksızlık. Yani gerçekten. Cezasını çekmesi. Çekmesi. Gerek. Kesinlikle yani, swap raporu mu soksak buna, ne yapsak acaba? Rahmi amca bu ne, Allah'ın belası mı, Allah'ın belası mı? Lazım. Yani. Evet. Tek başına. Suçunun cezasını. Tek başına ama. Kim olursa olsun herkesin istediği suçun cezasını çekecek. Bu tek başına zaten yani. Yani bu seviyede sapıklar, psikopatlar tabii ki bu hayatın içinde vardır da. Bu böyle. İnsanlara layık değilsin. Sen insanlarla yaşamaya layık değilsin. Öyle bir kişilikli bir insansın. Vallahi katılıyorum abla. Otobüslerde niye böyle yapıyorsun? Kaç tane kadın aradı? Hadi köyde sana aldıklarını kabul etmiyorlar. Yani toplumda, toplu araçlarda böyle bir şeyin ne yapıyorsun? Bugün şuna kanıt vardım. Demek ki bu beni takip etmiş. Ne? Tabii de abla, bu zaten öyle. Bu zaten şey, takipte insanları sürekli, siz fark etmiyorsunuz ama gölgelerin içinde yürüyor pezevenk. Tam bir hayalet. Neden özellikle benim yanımda durmuş böyle bir kişi insan? Tam istihbaratçı şerefsiz. Yani o zaman öyle düşün. Allah korusun, bu evini mevini de biliyordur senin mesela Semra abla, Allah korusun, inşallah bilmiyordur da. Düşünmedi. Hani baktıkça hareketlerini ben fark etmeden meğerse o beni takip etmiş. Aman abi chat, yani mümkün mertebe kalabalık yerlerden ya. Mümkün mertebe ya, bu sapık ya. Ondan sonra da imdini de takip ediyor işte birçok kişi. Var böyle böyle sapık şerefsizler ya, mümkün mertebe ya. Öyle ha abi. Ben onu görmeseydim, inmeseydi aşağıya belki, evet. Benim ineceğim durağa kadar da gelebilirdi yani. Gerçekten çok korkunç. Evet. Niye öyle şeyler yapıyorsun otobüste? Ben bunu tanımıyorum ki. Ben kim, ben bunu tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Yüzüne sıçayım, aynı cümleyi kurdu. Allah kahretmesin, izlenmiş. Artık ezberledim seni, şerefinin yoksunluğunu, şeref yoksunu. Ezberlenmiş artık, vallahi billahi. Suğracığım hoş geldin güzelim benim. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim taklım. Seni zaten. Taklım çok teşekkür ederim, vallahi billahi. Artık yani biliyorduk ama chat, siz de aynı şeyi tahmin etmediniz mi? Hep beraber izlenmiş chat. Aynı cümleyi kurdu bir de, ben bunu tanımıyorum ki. Niye öyle şeyler yapıyorsun otobüste? Ben kim, ben bunu tanımıyorum. Ben de tanımıyorum seni zaten. Ben de seni tanımıyorum zaten. Chat, bu arada oyuna geçmeden önce bana bit hızını hatırlatacaksınız değil mi? Seni gördüm işte. Bit hızı yazarsınız orayı değil mi? Bit hızı. De. Ama senin olduğunda... Bu arada arkadaşlar chatte reklam yapmasak çok sevinirim, aynen chatte reklam yapan varsa. Eminim. Eminim diyeyim. Eminim. Ha. Ne bileyim. Biliyorum, ben buraya geldikten sonra baktıktan sonra daha çok emin oldum. Hayır. Ben seni görmedim, bir şey etmedi. Zaten sen kimseyi görmedi ki zaten, ne hikmetse. Ne hikmetse kimseyi görmedi ki. Abla keşke şey yapsaydık ya. Hani sanki mesela Semra abla bunu savunuyormuş gibi yapsaydı. Tamam, bunu savunuyormuş gibi yapsaydı. Ondan sonra deseydik evet ben bunu tanıyorum falan. Pat patlatsaydık sonra, hemen ters ifade verseydik. Hiç kimseyi görmüyorsun ki sen. Yapamaz mıyız öyle bir şey mesela, hani ezelvari bir oyun. O da şey, yanlış ifadeden suç mu olur o? Kıratamazsın.
Ben iftira atmıyorum. İftira atsam böyle bu yayına gelmem. Sen Emine Toşko hoş geldin güzelim benim. Bir de teyze iftira atarken. Evet ben gelmem. Hı? İftiraları bir tek sen mi atabilirsin bu memlekette? Sen bir de teyzeyi iftira atarken ne olacak? Evet. O da ağzı duracak. Ayıp takmayacak. Ayıp tak. Senin de götün duracak pezevenk. Neyse. Chat kusura bakmayın bazen sinirleniyorum ya. He. Hadi. Abi çok film izliyor. Ama mantıklı değil miydi? Ama mantıklıydı. Desto. Hak edeyim. Ya sen kimsin? Ali Kıran Başkesen misin? Herkes hak ediyor. Bugün beni davet etmeselerdi ben buraya gelmezdim. Davet edilmeyen yere gelinmez. Gidilmez. Yani. Herkes adını bilecek. Semra abla sen çok güzel konuşuyorsun. Suram iyi ki varsın canım benim. Çok teşekkür ederim. Telefon üstünde olsa ne dersin şimdi Sinan? Ne? Şimdi... Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Adını bilecek. Telefon üstünde olsa ne dersin şimdi Sinan? Ne? Ne? Vallahi deli olacağım ya. Şimdi telefon üstünde olsa verseler. Evet. Numaranı da biliyorsun. Harici bir telefon verseler. Şimdi bu sözlere karşı ne yapabiliriz? Terimize küfür atardı. Evet. Müge abla sen niye bugün bu kadar mutlusun ya? Değil mi? Öyle değil Müge Hanım. Tabii. Öyle diyor bir de kabul ediyor. Bir de kabul ediyor şeref yoksunu. Sen de bana bir şeyler söylersen. Sen de bana... Bence yapabileceğin şeyleri söyle ama. Tabii anasını satayım anladın mı? Ha? Eylemsiz, aksiyonsuz. Dur ne diyor oğlum ne konuşuyor kim bilir bak. Ne diyor bak? Niye? Ne olacak? Sen öyle küfür edince ne oluyor? Sen küfür etmekle kalmıyorsun. Senin zaten küfür etmeli kimsenin takacağı yok. Sen küfür etmekle kalmıyorsun. Sen insanların peşine takılıyorsun. Evini takip ediyorsun. Hayır. Cebine taş doldurup gidiyorsun. Hayır. Ya adamın kayınvalidesini kafasına yarmışsın ya köylük hayır. Yerde. Evet. Ya hayır yarmışsın. Ya. Hayır kaç oldu hayır? Kaç kere hayırdın? Hayır. Vurmuşsun yalan kadını. Yalan söylüyorum. Niye? Kabul ettin zaten. Hayır. Onu da kabul ettin. Hayır. Onunla ilgili senin ceza dosyan da var. Hayır. Ama işte şey yok yani sonucu yok. Kaç kere hayır dedi bu hayvanat? 30 oldu mu? 33 mu oldu? Kaç oldu? Göster. Göstereyim ne göstereyim toplar hepsini. Neyi göstereyim lan göster diyor bir de göster. 31 mi oldu? 31 oldu galiba. Size göstereyim kadının kafasına yardım. Kemal Bey bağlanınca evet dedin konuştun. Bu Kerimcan Durmaz ne yaptı arkadaşlar en son hakikaten 31 demişken vallahi bileyim. Ne yaptı bu Kerimcan Durmaz usta? Kerimcan Durmaz ne yapıyor en son bir 30? En son bir 30 evet abla devam edelim. Evet. Yalan söylüyorlar. Niye kabul ettin? Hayır. Kabul ettin kovaladım dedin. Hayır koyalamadım ben kimseyi. Koyalamadın. Chat siz daha önce birini koyaladınız mı? Şey mesela onu da uyuyamıyorum. 10.30'da kalkayım. Çayımı içeyim. Televizyonumu izleyeyim. Tamam. Genel itibariyle sormuyorum. O gün 10.30'da mı kalktın? Evet. Şu abonelik işinde birazcık sıkıntı var. Onu inşallah çözeriz de. Kalktın. Sonra ne yaptın? Evde televizyon izledim. Kaça kadar? 12.58'e kadar televizyon izledim. 12.58. Chat şu anda saat 21.08. 12. 21.48 civarında Atlas 2'ye geçeceğiz. Tam da böyle arkadaşlar detaylı yani saatler. 58. Nasıl hatırlıyorsun 12? İnşallah Ceren'im. İnşallah zamanla düzelecek. Arkadaşlar Kick birazcık yeni bir uygulama olduğu için bazı sıkıntılar var. Zamanla düzelecek inşallah. 58'e? Oradan da... 12.58'i mesela 58'ine kadar nasıl hatırlıyorsun? Evet, değil mi? İş olursa? Evet diyor. Er kalkıyorum 6.30. Ben ondan bahsetmiyorum. Gibi. Er kalkmak yani erken kalkmak arkadaşlar. Bugün 12.58'e kadar evdesin ya. Evet. 58'ine kadar nasıl hatırlıyorsun? Tam detaylı nasıl hatırlıyorsun diyor. Saat 21.58, 32. saniye, 35. saniyede de. Kalkıyorum çayımı rahat. Bak, 1 saat, 2 saat. Detayı nasıl hatırlıyorsun detayı? Hani ne bileyim saat 10 gibi kalktın falan dersin ya chat. 13 çeyrek geçe gibi kalktın falan dersin de 21.58 ne oluyor mesela? 12.58'e kadar kimse hatırlamaz. 12.58'i hatırlama şeyin birine gene mesaj attığın dakika olması değil mi? Hayır. Nasıl hatırlayacaksın 12.58'i? Evet. Ben kalkıyorum saatimi çay içmeye... 13.14. tarla 12.58 ev. Evet. Sen o gün kalktın. Önce kahvaltı mı ettin, ekmek mi aldın? Ekmek. Ekmeğim vardı zaten. Ekmeğim vardı evet. 1,5 ekmeğim vardı onu yedi. Evet, neyle yedi? Zeytin. Reçel, şu bu, ne ve yiyeceğim. Anladım. Sonra o arada Fikri abiye mi önce mesaj attın? Arife teyzeye mi? Evet. Ben onları atmadım. Ne yaptın? Ne attın? Mesela numaraları, mesajları, numaraları gizliyorum. Arasam da gizliyorum ben numaraları. Arasam da beni son kez. Çık görmesin. Bu ne? Ha bir de özelden arıyor sapık. Ne demek olduğunu ben anlamıyorum ne demek istediğin ya. Özelden mi arıyor ne yapıyorsa işte abla numaralarını gizliyor ki hani belli olmasın yakalanmasın şerefsiz. Yani numaranı mı gizli numarayı mı alıyorsun? Gizli numara mı yapıyorsun numara telefonla? Evet. Nasıl yapıyorsun onu? Numarayı gizle diyorsun gizliyim. Var ya abla öyle bir şey onu da mı bilmiyorsun sen de Müge abla? Tufan'ı mesela öyle arıyorum.
Ne edin kardeşlik? Ne yapayım? Ne edin? O zaman senden geldi. Şey... Ne edin kardeşlik? Var mı telefonda? O zaman... Ben de Visa kredi kartıyla defalarca dedim olmadı. Mastercard'la oldu. Mastercard'la oluyormuş arkadaşlar. Aklınızda olsun. Rekoriko mu yukarı çıksın gülüm benim. Belki kartla alakalı da olabilir. Yok. Sinan'ın attığını onlar yok, anlayamıyor mu? Allah Allah. Hiç haberim bile yok. Tamam. Tamam. Senin numaran gizli de olsa... Senin telefonundan... He, sen o yüzden attığın mesajları ben atmadım diyorsun. Numaranı gizleyerek attın diye. Geri zekalı kendi kendini patlattı. Ne güzel güzel. Güzel yavaş yavaş kendini böyle akom right na na na. Ama onlar çıkıyor ki kayıtlarda. Şöyle artık. Ya çıkmıyor. Senin ya o, çıkıyor. Onlar ha bu o yüzden çıkmazlar. Öyle söylüyor. Şimdi anladım ben. Visa için Google Play dediğin diyor. Ben öyle yaptım diyor. Mrs. Plue. Senin telefonundan giden her şey senin kendi telefonunda olduğu evet. gibi kayıtlarda çıkar. Çıkmaz. Hakikaten hiçbir şey bilmiyorum hakikaten onu ben de sorguluyorum bazen. Çıkar. Çıktı işte. Çıktı işte sen zaten onu düş... Sen telefonunu gizledin. Yalnız o değil de bunlar sürekli burada konuştukça Rahmi amcadan şöyle bir ses çıkıyor arkada sürekli. Gizli numara yaptın. Fikri abi 10 kere mesaj attı. Evet, evet. Hayır. Ben o... Sinan dosyasını izlediğimiz andan beri hep aynı şeyleri... Sürekli aynı bir döngünün içindeyiz çünkü arasını satayım. 10 kere atmadım. Kahvaltıyı kaçta yaptın? En son buna nerede mesaj attın? İstanbul'da buna sapıklık mı yaptın? Otobüsten birileri geliyor. Ondan sonra vallahi bileği dosya tıkanıyor. İşte o kayıtlarda çıkmaz dedin. Kayıtlar çıkıyor Sinan. Çıkmaz. Almus'ta pazara gittim. Nixar'dan pazardan dönerken ayıp taktı. Çık. Hayır. Dur Rahmi amca da uyandı. Onker atmadım. İşte bir döngünün içindeyiz arkadaşlar. Son 5 bölüm yani. Kayıtlarda çıkmaz dedin. Kayıtlar çıkıyor Sinan. Çıkmaz. Çıkmış Sinan çıkmış. Hayır. Çıkmış. Allah sen Allah. Bilmiyorsun. Biri... Hayır çıktı bir kere çıktı. Çıktı. Sen bilmiyorsun çıktı biz gördük. Birisi sana yanlış öğretmiş. Bunlar çıkmaz böyle telefon numaranı gizli. Tabii öyle bir sistem yok yani. IP numarandan bulmuşlar IP numaran. İstediğin gibi birilerine korkak mesaj at. Ooo Arataşak Slay. Diye seni biri yanlış yönlendirmiş. Kim yanlış gönderecek beni? Kim? Ben yanlış göndereceğim. Okumuş insan Slay'ı. Biri sen yanlış yönlendirmiş. Ben kendim attığın mesajı. Bak kim der... Şuna mesaj peki niye numaranı gizliyordun? Ya ben gizliyorum muydu? Ki ben numaramı korkuyor kimseye muydu? Göstermiyorum. Korkuyor ne? Muydu? Korkuyor muydun? Are you scared? Niye korkacağımışım? Korsam mesaj atmadım. Niye o zaman açık açık atmıyorsun mesajını? Ben buna da korsam ben mesaj atmadım. Tamam niye gizliyorsun atmadım. Numaranı? Küfür etmezdim. Niye gizliyorsun numaranı? Evet. Niye gizlemeyeceğimişim? Gizliyorum ben numara benim değil mi? Zaten numara benim değil mi? Ya ne kadar da böyle özgürlükçü bir bireysin sen ya. Tam biliyorlar ki senin telefon numaranı hepsi. Niye? Söylesin bir insan. Kayıtlı duruyor söyle. Senin kadar zekan yok ki. Fena zekalı çocuksun onun için. Ben kendi telefonumu bile bilmiyorum. Kendi mükünü bilmiyorum. Arama gizlenirmiş çok ama zekalı. Mesaj gizlenmezmiş. Tabii. Abla nasıl gizlenir? Mesaj da... Gerçi mesaj nasıl gizlenecek ya? Ben de ilk defa duydum onu. Ben ilk defa görüyorum ya. Mesaj gizlenmezmiş. Yani sen mesajı telefonunu gizle mi yapıyor gene? Sen gerizekalı hani telefonunu gizle hani özel numara yapıyorsun ya o aramak için özel numara oluyor galiba. Attığın mesajlarda numaran gözüküyor mu? Sığır. Sen de gene telefon numaran çıkıyormuş karşı tarafta. Çıkmaz. Çıkmaz çıkar. Çıkmadı. Ha çıktı. Patladı. Siktir git içeri gir. Yeter sinir krizi geçireceğim artık gir. Allah sana çok şükür yarabbim. Tam çıkıyor ne yapalım çıkıyor işte. Tam çıkmış işte yapacak bir şey yok çıktı. Nereden buldunuz o gizliyi? Patladın abla arkada herkes seni konuşuyor Sinan. Arkada herkes seni konuşuyor Sinan. Ayarlar dur bakayım ben de bakacağım Allah Allah. Bir bak bakayım abla. Ayar. Yıldız kare 06 neydi öyle bir şey vardı ya öyle bir şey yapınca oluyordu. Ayarlar nereye sor? Evet. İşte bununla biraz oynamak lazım herhalde ya bu telefon. Abla çok da oynamamak lazım işte oynayınca böyle sapıtıyorsun. Fonlarla bir dakika dur telefonu bir bulabilsem. Ha gizleyeceksen niye mesaj atıyorsun o zaman? Ya da mesaj atacaksan niye gizliyorsun? Ya da swaplayacaksan niye gizliyorsun mesela? Ayarlar telefon. İyi ki telefon sapığı falan değiliz ha çünkü bunu ben bulana kadar zaten hani gider karşı taraf. Ne alaka ya? Gene çıkıyor. Evet. Sadece aramada gizliyor. Bakayım seni bir arayayım ben. Ara abla. Ara biliyorsun. Bakayım aradım. Hiç ben böyle bir şey bilmiyordum ha. Ya neler var abla ya teknoloji çok ilerledi ya. Yani sistem hızlı ilerliyor son zamanlarda da herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ya, yeni bir şey öğrendik. Öğrenme yani. Şansımız da yok tabi. He? Aa, kapatırız sonra aradım kimse yok zaten. Bak çıkıyor. Kapatırız sonra aradım kimse yok zaten. Ne diyor? Kara papatyama ve tüm çete kalp atıyorum hepinizi çok seviyorum. Ben de hepinizi çok seviyorum canlarım benim. Zeynep Işko iyi ki varsınız bütün çet. 10 kere aradım.
Allah razı olsun beni yalnız bırakmanız için. Beni yalnız bırakmamanız çok önemli. Çünkü önümüzdeki arkadaşlar bir ay boyunca bütün Ramazan-ı Şerif'te her gün buradayız arkadaşlar diye gözüküyor. Bakacağız. Program yoğun. Program yoğun chat. Bir kere de mesaj attın. Haberim benim verecek kalbim kalmadı. Yavrum sen Tamer'in güzelliği sen bugün niye bu kadar set editsin taklım? Ha? Benim hep kafama takılan bir şey var. Sen bu melemeni. Melemen mi melemen mi? Evden çıkmadan önce mi yedin? Eve döndükten sonra mı yedin? Döndükten sonra yedin. Döndükten sonra yedin. Şimdi bak ilk gün geldiğinde... O çok önemli çünkü onu çözersek arkadaşlar bütün gerçekten şeyi çözeceğiz. Abla ne alakasız sorular bunlar ya. Böyle çözemeyeceğiz bu işi belli. Ne anlatmıştın bir izleyelim. Ne fark eder ki? Gene inkar edecek zaten. Şimdi döndükten sonra diyor biraz da dönmeden önce diyecek yani ne fark eder ki? Çalı toplamaya bu yoldan geldin. Sonra tekrar hangi yoldan eve döndün? Öbür taraftan. Herif bir de programa çıktıkça gittikçe de tarz oluyor ha. İlk çıktığında baksana daha garibandı. Çalışıp da... Şu anda resmen level 99 boss. Alsaydın ya. Genel bir 777 alabilir miyim? Bütün herkese, bütün chat'e genel bir 777. Yani şöyleli bir 777 chat. Bütün chat'e genel bir 777 şöyleli. Alt dudaklı. Alt dudaklı subliminal bir 777. Evet abla. Şimdi bak burası çok önemli. Taya kok. Ahmet için buraya bir daha ver. Sen normal Arife teyzelerin evinin önünden geçip... Evet. Bu yine sana ait olduğunu söylediğin ama kabul edilmeyen tarlaya gittiğini söylüyorsun. Ve ben sana soruyorum. Evet. Buradan geçtin. Sonra nasıl döndün? Diyorsun ki kendi yolumdan. Yani ileriden aşağı inmen lazım. Oysa seni saat 1'de görenler yine sana uzak olan yolda görüyor oradaki komşular. Evet abla. Yani sen düz yoldan aşağıya evine varmak yerine ki en kolay orası. Tekrar geri dönüyorsun Arife teyzelerin evine ve yine oradan geçiyorsun. Yalanın bir. Bir daha izleyelim. Evet. Çalı toplamaya bu yoldan geldin. Sonra tekrar hangi yoldan eve döndün? Öbür taraftan. Neyse o? 2-3 çalı çıpı da alsaydın yanına. Yeni bir çoğun iki varsın gülümelim. Niye toplamadın? Ne topladım ama. Acıktım evime gittim ben. Acıktın mı? Daha yeni yemek yemiştin zaten o gün geç kahvaltı etmiştin. Daha ne acıkmasın? Ben sabahları bir şey yiyemiyorum. Bundan... Ben sabahları bir şey yiyemiyorum. Şimdi 1,5 saatte bir 39 ekmek gömmeye gittim. Neydi lan tam tersiydi galiba. 39 dakikada bir 1,5 ekmek gömmeye gittim bu iş. 1,5 saatte bir 39 ekmek gömmek. O da olur, o da olur. Hemen yapayım dedim. Bir çay yapayım, karnımı doyurayım. He. Buradan da evimde oturdum. Sabahları bir şey yiyemiyorum demiştin ama dün de evet. 1,5... Benimki tam tersi oldu biraz. Ekmek yediğini söyledin. Yedim. Aynen. Usta, intermittent fasting mi? Ne o? Ondan yapıyor galiba. Ne o? Aralıklı oruç muydu o? Neydi? 1,5 ekmek yani kahvaltı değil mi? 1,5 ekmek. Evet. He. Tamam yani bir şey yemediğini söyleyen biri 1,5 ekmek mi yiyor sabah? 2,5-3 gibi Kadir emeğe gittim mi? Ehmek mi? De ben çalışacağım mı dedi. Çalışmayayım ben evde televizyon izleyeceğim dedi. Sen ekmek... İzleyeceğim. Hey sabah almamış mıydın? Chat peki yarın akşam yayın izleyeceğim mi? Sinan. Yok sabah vardı bir ehmeğim vardı. Kalktın da sabah ekmek almaya gittin. Hayır öyle yok. İki tane zaten ehmeğim vardı bende. Biri yarım, biri bütün. Sabahına yedim. 1,5 ekmek yedin. Evet. 1,5 ekmek yedinse niye o zaman tarlada kalmıyorum dediğinde karnım aç dedin. Evet. Zaten 12.35'te çıkmışsın aradan geçmiş 40 dakika da karnın mı acıktı senin 1,5 ekmek yiyip? Zaten biri 14 geçe çıktım ben oradan geldim. Bir tamam meleme... 12.35'te kahvaltıdan kalkıyorsun. 13.14'te karnın mı acıkıyor 1,5 ekmek yedikten sonra? Evet. Sen 39 dakikada bir 1,5 ekmek mi yiyorsun? Müge Hanım midem kazındı da. Ha? Vallahi o sahne geldi gene ya. Vallahi billahi ya. Dur bakayım. Gene o geldi vallahi gene o sahne geldi ya. Ver bakayım abla coşkuyu. Gene o sahne geldi chat ya. Yakala chat. Özgür Bey. Bir parça ekmek var midem kazındı. 39 dakikada bir 1,5 ekmek yediğini öğrendiğimiz Sinan'a uyguladığımız tarife olur gibi chat. Ya bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Bağırsağına da götüre de gireceğim artık ya. Aşırı mı burası? Çıkın çıkın. Kafayı yiyeceğim. Evet abla. Evet. Benim erkek kardeşim büyüme çağında yiyordu 39 dakikada. Ama mesela hani Gizem Toşka 39 dakikada 1,5 ekmek yiyordur ehmek. Evet. Ve onunla doyuyordur yani. Bu 39 dakikada bir sürekli yiyor. Göğe anlattığına göre. Tabii opsiyonel yalan yani. Yolu yalan söylüyorsun. Ya zaten sen geldiğinden beri hep yalan söylüyorsun ya. Ben de... Zaten hepsi yalan. Abla tek tek bunu saymaya gerek yok ki. Ehmeği yalan. Tallası yalan. Çalısı yalan. Çırpısı yalan. Hepsi yalan. Sayıyorsam yani ben kendimi boşuna görüyorum. Geldiğinde ilk dedim ki zaten Mustafa ile Kadir öldürdüler. Sultan 3 Murat Zeynep İşko değil. beni evi göstermek için beni çağırdılar. Mustafa ile Kadir öldürdüler dedim bir. İkincisi buradan bu yoldan gittim. Öteki yoldan geldim diyorsun. Sonra mahallenin boku var dedik. Gittik Akkon'un tepesine. Akkon yok 3. Anlıyoruz ki öteki yoldan gitmiş olamazsın. Geriye döndüğünde çünkü seni konu komşu görmüş. Orada yalan söylüyorsun. Yani. Burada Arife Gökçe. Evet. Yok 1,5 ekmek yedim sonra diyorsun karnım acıktı o yüzden geri döndüm. Gökçe.
Çalı çırpı. Anladım, çalı çırpı topladım diyorsun. Yalan. Çalı çırpı. Yalan, çalı çırpı yok. Yok, gittiğin yol yol değil. Özür dilemek için aradım dediğin adamın anasını avradına küfrettiğin dün ortaya çıktı. Yani özür dilemek içinse ne şey yaptın? Ulan Deniz Yıldızı Banu bile bu kadar yalan söylememiştir, hayvan at. Arife teyzeyi aramışsın. Hı. Arife teyzeye ulaşamadın dedin. Şimdi dün diyorsun ki dıt 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 dedi. He dıt dıt dıt. Ondan sonra zıyır zıyır neydi? Hızar sesi. Sana o nasıl hızar sesini duydun, sana tehdit gibi geliyorsa. He. Demek ki Arife teyzenin de buna dıt 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 mesajı. Aa bak bana hakaret etti, benim telefonumu kapattı gibi düşündün. Tabii öyle bir şerefsiz. Öyle bir Allah'ım çok korkutucu ya. Atladın evden, yedin ekmeğini yemedin. Atladın evden, gittin kapının kadının kapısının hayır, önüne. Hayır. Ondan... hayır geldi gene hayır. Daha sonra da jandarmaya da ilk verdiği ifadede de hanımlar beyler, hani o köşeye dönen yol var ya, şeye dönen. Evet böyle, abla. Evet. Yol dediği, oraya çağrıldığını, orada kafasına vurduğunu gene iki kişinin, gene Mustafa ile Kadir'in, önce tanımadığım iki kişi demiş. Evet. Tanımadığım iki kişi aldı götürdü Arife teyzeyi demiş. Sonra Mustafa ile Kadir'in adını kattı burada. Onlar aldılar götürdüler dedi. Mustafa da yerinden kalkamıyor adam. Arife teyzeyi niye kaçırsın onu da anlamış değilim zaten. Yani. Mustafa dediğin şey neydi lan bizim? Tokur Mustafa. Mustafa Tokur. Ne? Değil adam nefes alamıyor. 75 yaşında adam. Kalleye giden ehmek yiyen oştan o... Ya tabii ki olmaz yani. Arife teyzeyi kaçıracak. Kadın adamın 50 yıllık. Genel olarak oştan olmaz zaten Ayça. Karısını. Ondan sonra. Onu da anlayamıyorum. Yani. Hepsi yalan dolan yani. Al içeri gitsin abla, bu böyle uğraşılmaz bununla ya. Her gün her gün al bunu sorgula, bu böyle çekilmez yani. Yalan dolan. Söyle bir tanem, ne diyorsun? Söyle bir. Efendim ne dedin sadece de? He? Öyle mi? O gün Arife Gökçe'yi olay günü sabaha gören Ataköy imamı var, Uğur Özbay. Ataköy imamı mı? Muhabirimiz Müge Yönter'in yanında. İmam. Ooo nasılsın imam? Yakışıklı imam. Abla şöyle yan yana da bir yani bir şey geldi şimdi ha. Yan yana da bir yani çok özür dilerim ama. Çok özür dilerim ama. Vallahi billahi. Yani bilemedim arkadaşlar. Gerçekten. Vallahi billahi. Vallahi bilemedim. Ha? İkisini yan yana bir bilemedim hocam. Vallahi billahi. Dur. Mustafa Ceceli nereden çıktı ya? Vallahi ikisini yan yana bir şiplemedim değil arkadaşlar. Yalan yok. Yalan söylersem çarpılırım abla. Ver bakayım müziği. Kafa karıştı. Bir kafalar karıştı chat. Tamam. Uğur Bey günaydın. Günaydın Uğur Bey. Selamun aleyküm. Günaydın Müge Hanım. Aleyküm selam Fırfır. Günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hocam bu arada bir Kerimcan Durmaz vardı en son bir... O gün ne gördünüz, nasıl gördünüz? Bir anlatır mısınız Arife teyze? Evet anlatalım. İmam da herhalde yalan söylemez. İmam sen deyiz. İmam yani temiz yüzü de bir imama benziyor. İmam bana güven verdi açıkçası yani. Ben sen bazı insanların dış görünüşü bazen güven verir ya. Güven verdi. Özkan Enişte de aynı güveni vermişti mesela. Özkan Enişte'nin verdiği güven şaka mı? Tabii ki. Tabii ki dinliyoruz amca. Amca mı? Amca mı? Biz o gün caminin odun... Bak mikrofon Müge'yi anlatıyor bak. Mikrofon Müge'yi anlatıyor bak. Tabii ki. Biz o gün caminin odun ihtiyacı için ormana gitmek için anlaştık. Mahalle... Chat, bir insanın diz kapakları nereye dönükse insan ona aittir. Ne alaka amına? Öyle bir durum var. Evet dinleyelim abla. Cami cemaatimizle. İşte burada tam kapıda Mehmet amcayı bekledim. Kapının önünde. Arabaya bindik. Arabayla giderken. Yalnız chat çok özür dilerim. Gene durduruyorum. Sıla'nın dediği gibi imamdan bir ince dalin kokusu geliyor ha. İmamdan bir ince dalin kokusu geliyor. Arif ablayı hayvanları sulamaya giderken gördük. Gösterelim. Gösterelim derken neyi? Yol, biz burada arabayla buradan hareket halinde giderken bu yolun ilerisinde hayvanların peşi sıra suya hayvanları sulamaya götürüyordu. Yanından geçtik gittik biz. Ya şu gördüğümüz yerin orası mı? Evet şu köpeğin olduğu yer. Evet İmam Bey. Evet. Ha, o evet. Çeşmenin oraya biz mı gidiyor hayvanlar? Biz buradan yanından geçtik gittik. Evet. Şuraya kadar zaten komple Fikremli'nin daşın oraya kadar. Orada çeşme var hani. Daha sonra evet, çeşmeye... Sinan'ı da orada görmüştü teyze. Gülşah Hanım'ın gördüğü. İmam efendi keşke sen böyle bir insanları cemaatteyken bir uyandırsaydın, yapsaydın bir konuşma bu sapığa karşı be. Evet. Neyse sen de biliyorsundur bu sapığı da. Neyse konumuza gelelim. Çeşmeye götürürken gördük, yanından geçtik gittik. Evet hocam. Daha sonra zaten biz ormandan geldiğimizde olay olmuştu zaten. Kaybolduğu söylendi. Evet. Kaçtı saat gördüğünüzde? Ben de zaten camiden anons... 13.48. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kameranın üstü komple tükürük mü olmuş bana böyle geliyor? Saat sabah... Bir dakika. Camiden anons... Mikrofon Müge'nin kıvrak bir hareketle kameranın altından öbür tarafa geçmesi peki? Hoşlandığım çocuğu görünce ben hareketlerimi abla biliyorsun. Saat sabah... Hop! 9 sularındaydı. Bak ormana... Evet. İşe gidenler bak 9'da kalkıyorlar gidiyorlar. Mikrofon Müge şu hareketlerde ya.
Dur bakayım. Mikrofon mügenin hareketler şuralarda ya usta. Bir dakika dur, o sahneyi bulabilecek miyiz? Mikrofon müge şuralarda chat. Yaşadığın yer bir karanlık mağara. Kurtaramaz seni kimse, atsan da nara. İmam koptu galiba. Ah imamım be. Ha, bakışlar bir yere kilitlendi galiba. Aklı karıştı birden. Ah imamım be. Ah hocam benim be. Evet tabii ki Müge Hanım, sabah biz saat 9 gibi gittik. Evet. Dönüşümüz zaten saat 2-2.30 gibiydi. Zaten olay olmuştu, bize söylendi. Jandarma da kapıya gelmişti zaten. Hocamın kafa arada karışıyor ama neyse. Bir anons eder misiniz? İşte Arif abla kaybolmuş denildi. Evet hocam. Ben de anons ettim. İşte köyümüz halkından Fikri Gökçe'nin hanımı Arife Gökçe kaybolmuştur. Görenlerin, bilenlerin, duyanların, işte görenlerin jandarmayla irtibata geçmesi diye anons ettim. Evet hocam. Sonrasında zaten olaylar bu şekilde. Siz saat kaçta anons yaptınız? Kaçta abla? 13.58 falan değil mi? Böyle detaylı bir dakika var mı bana? Ben o detaylı dakikalarda tetikleniyorum çünkü chat. Tam saat olarak bilemiyorum ama saat ikindi namazından sonraydı. Yani ikindi namazı 3'te oluyor. Ha. Evet. Yani 3.20, 3.30 gibi falandı. Evet. Aslında... Yani 3.20, 3.30 gibi falandı. Aslında benim anladığım kadarıyla siz gene 4'e doğru falan yapmış olmasınız bu... Evet Tokur. Nasıl? Neden? Neden abla? Ya tam saat olarak bilmiyorum. Şundan dolayı düşünüyorum, ne olur siz de dinleyin. Çünkü Sinan 15.30'da arıyor komutanı ama komutan izinli o gün, izin günü. Komutanım ben evdeyim diyor ya. İşte kafaya bak Allah'ını seversen, kafaya bak, arkadan bir koyacaksın enseye vallahi billahi, öbür taraftan ağzı çıkacak. Komutanın haberi yok. Evet. Sonra demek ki köyde anons oldu. Bu da duydu anonsu. Ondan sonra komutan da çağrılmıştır birisi kayıp falan diye, ya da işte o da o sırada haberdar olmuştur. Evet. Saat 4'ten sonra da Sinan aramaya başlar ama Sinan panik telefonu açmıyor. Yes, çünkü duydu artık teyzenin kaybolduğundan haberdar oldu. Cumali geber. Benim kapım. Sinan geber. Ama gelecekler diye jandarma. 4 kere ısrarla arıyor, bir tek onu aramıyor. Yes, Kadir'i falan da arıyor. Yani arkadaşı ya, sen ara. Neredeyse sen sor. Sonra ne olmuş? Evet abla. Sor, gidelim alalım falan diyor. Ondan sonra Sinan'dan ses seda çıkmıyor. Ta ki evlerine gidip halıların arasına saklanırken bulana kadar. Peki ben size şunu sormak istiyorum. Siz bu köydeki telefon mesajlarından... Şüheda, sen Kaliforniya'da mı yaşıyorsun? Ya ne kadardır köyde görev yapıyorsun? Hotel California. Haberdar mıydınız? Ben yaklaşık 2 yıldır bu köyde görev yapıyorum. Yok mesajları işte Arif Hanım olsun, başkalarına olsun mesaj attığını köy halkı zaten... Hürrem Sultan nasıl abone olabilirim demiş. Bela. Söylüyor, hayvanları çıkarttığını söylüyor. Evet, yakışıklı imam. Sağ olun, oradan aldı, tekrar geri gönderdi. Kadında işi var. Sonuçta işte süt almış, sütü koymuş, bilmem ne, belki de bahçede. Yani. Sen onu aradın, telefonu dıt 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 olunca. Çünkü Sinan, senin kızdığın şeyler bizim kızdığımız şeyler değil yani. Evet. Senin kızdığın şeyler bizim kızdığımız şeyler biraz... Benimki öyle söyleyeyim, bizim demeyeyim de. Yani ben 75 yaşında bir adamın telefonunu çaldırsam ve... Allah belanı vermesin. Ne çıkardın oradan lan? En azından benimki öyle söyleyeyim, bizim demeyeyim. Oradan var ya, Allah belanı vermesin. 2 tane yarım altın çıktı lan oradan. Şimdi yani ben... Oradan 2 tane yarım altın çıktı ya. 75 yaşında bir adamın telefonunu çaldırsam ve... Allah kahretmesin. Böyle bak, bir de böyle bir ses geldi chat. Şık 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 şok. Şık şık şok. Çıkarken de öyle bir ses çıktı. Etti resmen. Etraf ortam sesi duysam hiç kendimi hakaret olarak kabul etmem bunu. Abi ilkokul arkadaşından olur mu? Vallahi gülüm, benim ilkokul arkadaşım vardı 2 tane. Evlendiler, çocukları oldu ya. Allah ayırmasın inşallah. Çok da tatlılar maşallah. Ya derim ki ben annemi de aradım, çıkıyor. Telefonu açık kalmış demek ki. İlkokuldan beri flörtleşip evlendiler ya. Sesi duydum derim. Biraz sonra tekrar ararım. Hani duysun da sesi, açsın falan diye. Ama sen tehdit olarak algılıyorsun. Evet. Benim anladığım kadarıyla sen aramadan önce mesaj atmaya başlamıştın. Kaçta sizi aramıştı Fikri abi? Hatırlıyor musunuz? Vallahi ben 1-2'de bildim de, demek ki benim telefon şu şekilde kilitlemeden cebime koymuşum. Odun evet. Tespit ediyorum ya. Demek ki çöktükçe açılma olayı olmuş telefon. Çünkü Fikri abi sen bir squat mı yaptın orada, bana mı öyle geldin? Şum odun tespit ediyorum ya. Demek ki çöktükçe açılma olayı olmuş telefon. Çünkü sabah 9.30'dan itibaren Zeynepişko iyi ki varsın. Size mesaj atmış Sinan. Geçer be. Sabah 9.30'dan itibaren. Şimdi 9.30'dan itibaren 10 tane mesaj atmış. Evet. İmamımızın dediği de şu. Malı sulamaya ben kendim yolladım. Malı mı? Malı suladık, yevgüsünü verdik. Ha, siz evdeydiniz o sırada. Çayımızı içtik, bu malı suladı, ben de malın yevgüsünü verdim. Evet.
Yani şu malı sulamak tabirinden gerçekten tuhaf tuhaf şakalar yapabilirim ama hiç sırası değil. Hiç sırası değil. Bu Kerimcan Durmaz ne yaptı bu arada? En son bir otur. Yukarı çıktık. Yemeğe yedik. Ben aşağı geliyorum dedim. Sen de Nisun 26 şey yazmış. Kardeşime su götürünce ben. Malı sulamak. Neyse biraz su içeyim chat. Odunları. Bol bol su içelim chat. Ben de dedi odunları yığayım. Sütümü müdümü dedi pişireyim. 12'de yanınızdayım. O zaman gelmen için dedik. Telefonunu pencerenin önüne koy. Biz duyalım. Evet. Aynen. Pencerenin önüne koymuş. Sizden telefon bekliyor. Bizden telefon bekliyor. Rahmi amca uyuyor mu şu anda yoksa malı mı suluyor? Biz de aradığımızda ben de sanayım ki. Siz onu nereye yemeğe çağırıyorsunuz? Hani şimdi... Akko'nun etrafında mı tabii? Akko'nun etrafında da o yani. Hafif tezeyimsi bok kokusuyla da güzel böyle iştah açıcı olur ha. Beraber bir kivre geçiniyor. Arkadaşlık geçiniyor. Bizimle beraber yalnız yemek yemesin de bizim. Kivre mi? Ha kirve. Kirve demesek yalnız anısı var. Kirvenin de anısı var. Bizimle beraber çalıştığımız yerde yakın. Evet Erva gelsin. Burada gelsin. Yemek yiyek hep beraber oturak. O kadınlarla muhabbet etsin. Biz de çalışalım. Bu şekilde yani çağırma. Bu dosya bu arada işlenirken şu anda Sarinaz yapım aşamasında değil mi? Yalnız. Ama siz 12 gibi geldi. Ne tatlı bebeydi ya maşallah ya. Çekti. Evet ben şimdi 12'de arayınca şu geldi aklıma. Eşimde migren var. Migren. Migreni, ilacını kullanmasa... Migro! Allah herkese yardım etsin inşallah migren ağrısı çeken. Kullandığı zaman fazla şey olmuyor da bir yarım saat, bir saat kestirmesi lazım. Uyup ondan geri kalkıyor, kendine geliyor, işine bakıyor. Evet. Ben öyle sandım. Dedim ki ya bu niye gelmiyor? Sağ ol canım benim koltuk hayırlı olsun, Allah razı olsun. İkide bir daha edeyim dedim. İkide de ettim. Telefon çalıyor. Artı burada bir iş var. Siz odunuzu tespit edin. Ben bir evime varayım. Evet abla. Evde. Chat birazdan korku oyununa geçeceğiz bu arada. Bir bakayım dedim ona göre. Eğer evdeyse o malımı falan görsün. Tamerim merkezimde para aklamaya başlayınca fazlasını atarım şimdilik. Siz yine... Bin nurum iyi ki varsın canım benim. Allah kesene binlerce kez bereket versin ya. Abi eve giriyor düşünebiliyor musunuz? Telefon camın evet. Önünde. Telefonda evet, evet. Bir tane cevapsız çağrı var. Evet. Yine Sinan Sardoğan. Evet evet. Başka haraç durdum. Kara bela gibi. Sinan'dan başka... Hakikaten kara bela ya. Hakikaten rezalet ya. Hiç kimse aramamış. Bu kadın zaten ne silmeyi biliyor benim eşim, ne kaydetmeyi biliyor. Nereden bilsin kadıncağız kaç yaşında kadın? De gelene cevap aslında verin. Ben o dıt 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 da olmaz işte. Yani oradan arama çıktığına göre. Evet. Yani sizin bu engel durumunuzda bir sıkıntı var yani. Onun belki bilmiyorum telefonları inceleyip bakmaları lazım. Abla dıt dıt dıtı bu götümden sallıyordur belki. Şimdi ben birini engelleyince ona dıt 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 mı çıkıyor? Öyle mi? Yok. Çünkü o zaman da bana düşmez. Onlar da benim telefonumda düşmez bildiğim ha. Kadarıyla. Yani sana o dıt 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 yapmış ya kadıncağız. Ben diyelim chatten birini mesela kim o? Ömer'i diyelim engelledim. Bana düşmez ki hani cevapsız arama diye. Bilerek yapmamış yani bir şey olmuş demek ki. Mesela hayır. Bu denene yani boş yere. Kadın sana dıt 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 falan yapmamış yani. Hayır. Ne? Hayır olan ne ya? Bunu niye dövmüyorsunuz ya? Bunu niye dövmüyorsunuz? Hayır olan ne ki? Hayır. Ne hayır olan ne ya? Ne hayır ne? Ne hayır dedin şimdi ben hızar, ne dedim de hayır dedin? Sesini duydum. Ne hızarı? Sığır hızardan mı basıyor? Dıt dıt dıt. Apolya'yı açtım. Apolya? Ya vallahi olmuyor, billahi olmuyor ya. Kur'an nimet çapsın olmuyor ya. Vallahi artık ayıp denen bir şey oluyor artık ama yani. Evet abla, evet abla. Apolya! Apolya ne Allah'ını seversen ya? Ne hayır dedin şimdi ben hızar, ne dedim de hayır dedin? Sesini duydum. Apolya'yı açtım. Apolya, vallahi Apolya. Apolya! Baba dedi baba. Anne dedi. Baba anne demiştir o. Kapıcı Veysel dedi Veysel. Benim omum. Harbiden oralardayız ya. Zayır zayır bana ızar dinin. Zayır zayır sürekli aynı döngünün içindeyiz abla. Sürekli aynı döngünün içindeyiz zayır zayır. Net duruyor. Hı hı. Bu kadar delirttin ya. Ama delirmeyeceğim. Aklım çok güzel başında. Arife teyze aradığında. Şey de diyor ki dudağınız mı kurudu kurumadı? Sinirlenir de diyor ki dudağımı yemek ihtiyacısı. Dudak kalmadı ki bizde. Hiçbirimizde dudak yok. Ağız yok ağız. Diyorum. Bütün chat olarak hiçbirimizde ağız yok. Eskiden tırnaklarımı yiyordum. Koronadan dolayı yiyemiyorum. Arife teyzenin arayıp dıt 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 olması sana ne hissettirdi? Ya o kadar sinirliyim ki şu anda Şevki abinin dudaklarını yiyebilirim ya. Sinirden Şevki abinin dudaklarını yiyeceğim en son ya Merviş'im. Zayır zayır. İyi ki varsın. Ha, hayır. Çok sinirliyim chat. Ya ne? Apolya. Hayır ya benim yani her şey bir hayır diye tutturmuşsun. Bunun cevabı hayır değil ki. Bu adam hızar dinletti. Arife teyzenin de mesajına dıt 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 geldi. Ne düşündün o zaman? Onun anlamı neydi? Ben evde oturdum. Ben evde televizyon izledim. Çayımı yaptım. Evimde oturdum. Televizyon. Sen evden de hiç çıkmadın değil mi? Gittim biraz... Sonunda ona geleceğiz. Evden de hiç çıkmadın biraz çalı topladım. Beongu'ya açtım artı taya kok mingyum. Az bir şey de çalı topladım. Dedim bir daha gelirim. Biraz daha toplar.
Evime geldim, bir meleme yaptım. Zaten Menekşe Gökçe ve diğer üç komşu görmeseydi ve evden de çıkmadım tabii diyecekti de Allah'tan onlar gördüler. Şimdi Menekşe Hanım'a da bağlanacağım. Allah'tan abla biliyorsun. Sinan, sana hızar sesini duyduğun zaman seni tehdit ettiğini düşündün ya, açmışsın bir de hoparlörü 4 dakika 5 dakika dinlemişsin. Evet, zayır zayır. Tamam. Sonra Arife teyze aradığında dıt 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 diye geldi diyorsun ya, açmadı evet, diyorsun. Evet. O zaman ne hissettin diyorum. O ne yapmış oldu sana? Bir hayır de bak, ben o senin Sinan kartını alıp burnunu sokmuyor muyum? Hayır de bakayım. Ve ben evimde oturdum, dedim be. Çayım içtim. Buradan da biraz gideyim, biraz çalı toplayayım, ince çalı. Ben çalıyı sormuyorum artık. Çalı lafı duymak istemiyorum ya. Arife teyzeyi aradın, ulaşamadın ya, dıt 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 diye bir ses geldi. Tallada çalı yok! Tallada çalı yok! Bu sana ne hissettirdi yani? Ne yapmış da sana dıt dıt? Telefonları hepimizden iyi biliyorsun. Yemin ediyorum şimdi öğrendim. Bilmiyordum ayarını mayarını bilmem nesini. O dıt 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 da ne hissettin? Evet. İleri zamanda mesaj attım. Onun için açmadı, ne dıt dıt etti. Ne başka ne için olacak? Yani senin suratına telefonu mu kapayınca o ses çıkıyor? Ne zaman? Evet abla, ne ha, ne oldu da öyle oldu, öyle oldu da oldu? Çıkıyor, bilmiyorum ki ben. Hiç dıt dıt etti sadece. Ay dıt dıtına tüküreyim chat, bu böyle olmayacak. Ben sinir krizleri geçiriyorum galiba, oturdum bir yerde chat. Ne anlama geliyor dıt dıt? Sen... Bak chat, bir şey söyleyeceğim sana. Sana bir şey söyleyeceğim. Adamı sinirlendi mi? Anlat, biz bilmiyoruz ya. Herkesin telefonu dıt dıt dedi. Ya meşgul sesi mi yoksa engelleme sesi mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Hızarın neyi nerede? Dıt 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 dıt. Allah'ım dıt dıt dıt. Vallahi dıt 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 dıt. Çalıyor da cevap mı vermiyor? 3 tane seçeneğim var. Yine dıt 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 dıt. Neresi doğru? Dıt 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 dıt. Her bok hayır diyor ya. Aradın. Nazo. Meşgul olabilir. Dıt dıt. Opsiyonel. Melek. Hilalal. Aradın da seni engellemiş olabilir. Evet abla. Ya da çalar. Cevap vermez. Dıt dıt etti. Dıt dıtı nasıl seçeyim? Sinir krizi geliyor. Dedim, ne olduğunu düşündüm. Çayım içtim, buradan da şey ettim. Tamam, dıt dıtın sendeki karşılığı ne? Dıt dıtın sendeki karşılığı nedir abi? Kenarına gittim. Soru başka. Bu hafiften de bir çalı topladım, dedim bir daha toplar getiriyorum dedim. Afolya. Lan başka çalıya bir şey soruyorum. 50 lira. Çalın adı, ay çalın, vallahi tellalı. Ya Rahmi amca biraz konuş Allah'ını seversen. Bugün sen de tırstın mı bundan? Ne yaptın geçen bölüm, sana taktı ya kafayı. Biraz sen konuş ya. Tamam. O kendi kafasındaki cevabı verecek. Bak. Kafaya koyduğu cevabı verecek. Aslında. Ya muhtemelen o kafaya koyduysa o dırt dırt ettikten sonra Allah'ın belası mı dırt dırt oldu? Fikri abinin telefonu hızar sesi duyduğunda ben şöyle düşünürdüm. Yine söylüyorum, adamcağızın telefonu açıkta kaldı. Evet Fikri mi? Bastı düğmeye yanlışlıkla, işte çalışıyor. Belki mesela adamın telefon cebinde, aynen kendi kendine açıldı. O zayır zayır gelen ses belki de hızar sesi değil. Belki adamdan başka bir ses geliyor. Hızar sesi duyuyor. Demek ki o... Yani sen manyak mısın? Hızar sesi geliyor diyor. Adam seni mi tehdit ediyor zannediyorsun? Gerizekalı beyinlis. Ormanda işte neyse ağaç kesiyor diye düşünürüm. Evet. Ama sen bunu bir tehdit olarak algılıyorsun. Hayır. Hayır diyor. Hala hayır diyor. Niye biri benim kendi gırtlağımı sıkmıyor? Hayır mı? Hayır. Bana zayır zayır dinet dedi. Ya hadi sektör git be.